Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Herkese mutlu haftalar. Efendim bu hafta Zuhal Topal'la sofrada bomba gibi geliyor. Çünkü unutulmayan fenomen gelin ve kayınvalidelerimiz sizler için tekrar yarışıyorlar. Acaba onlar kimler? Hayatlarında neler değişti? İkinci şansını arayan, efendim unutulmayan replikleriyle, konuşmalarıyla, tartışma yaratan farklı üsluplarıyla sizlerin yorum yağmuruna tuttuğunuz gelin ve kayınvalidelerimiz sizler için tekrar geliyorlar. Bakalım onlar kimler? Hadi gidip görelim. Bu haftaya damga vuran bence Saadet'ti. Tutturdu ben anneyim. Ben baba mıyım? Ben de anneyim. Evet, şov yapıyorum hadi. Pilates benim işim, senin işin değil. Oh my god. Bu nasıl domates çorbası böyle? Ne gün yarışıyorsun? Perşembe. İsmin ne? Gülnar. Tamam, seni beynime yazdım. Ondan sonra ben de sizi mutfağıma davet ederim. Ben pis çalıştım, o yüzden girmenizi istemiyorum. Yanlış çiçekler çünkü oksijen saçıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü rahatsız oluyorum. Sağlığıma ben dikkat ediyorum. Zoyla Hanım, elim ayağım titriyor Zoyla Hanım. Çok sinirlendim. Nereye? Of. Yok canım, çok sinirlenmiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geç kaldı gelininiz. Oh my god, yadır. Ay ne oldu? Ay bayılacağım, bu sefer hep siz bayılıyorsunuz, bu sefer ben bayılacağım. Sen ben seni böyle kuş tüyüne de koysam, sen yine aynı sensin. Sevdi beni. Hadi oradan ya. Azıcık dinlemesini öğren, ondan sonra konuş. Tamam. Ben kaçın kurasıyım biliyor musun? Benim adım Güneş. Türkiye Şükran Hanım'ı bu haliyle sevdi. Evet. Onu böyle tanıdı ve böyle de kalplerine, evet, hafızalarına kazıdılar. Evet. Saadet'ti değil mi? Evet. O öttüren, bildiğiniz öttürdü. O, buradan ona sesleniyorum şu anda, meydan okuyorum sana. Ha, diyorsun ki ben zorlu rakip isterim. Aynen öyle. Getirsin aynayı bakışalım, taraziyi getirsin tartışalım. Bu hafta bombayı, evet, kaçırmayız. Geçen sene birincisiyim, bu sezonda birincisi olmaya geldim. Ne var bunda? O Saadet olsun istiyorum, olmasın istemiyorum. Seni yıldızıyla anladın Selena. Bu hafta fenomenler. Evet. Ben bu sefer var ya bomba gibi geldim. Bayağı geldim yani. Bayağı hazırlandım. Bu sefer fazlasınla geliyor. Saadet'in üstüne bir saadet daha ekleyecek galiba. Geçen sefer 38 bedendim, 60 kiloydum. Şimdi 55 kiloya düştüm, 36 bedene düştüm. Lezzet önemli yavrum. Lezzet, muazzam lezzetler bekliyoruz. Allah! Unutulmayan kayınvalideler dikenleriyle, tırnaklarıyla, dişleriyle, kaktüs kayınvalideler. Bu hafta çok renkli, sürprizlere gebe. Bu haftayı sakın kaçırmayın. Vallahi üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Zuhal Hanım izlemeden olur mu Mix'te? Ben daha işe başlamadan her gün saat 4'te Fox TV açılıyordu. Burcu'da gece bitmez. Yoruldum. İzliyor musun? Etten anlıyorum. Onu biliyorum en azından. Çalkala yavrum, çalkala. Çalkala Mix'te o, çalkala. Çalkala yavrum, çalkala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dedim bir şey mi oldu acaba? Bir baktım ki kadın saydırıyor ayakta. Evet, oksijen alerjisi var. Yani aynen, nasıl hayatta kalıyor değil mi? Ben de hayret ettim gerçekten. Sunu onlar. Evet. Size ikram. Gözümüzü boyama. Tabii. Çiğ. Nasıl yiyeceğiz onu? Hadi bunları yemedin diyeyim Güneş Hanımcığım. Ara yemekte ne var biliyor musun? Ne var? Karpaccio. Daha iddialı bir çorba beklerdim. Siz yiyin, ondan sonra ben yiyeyim. Beni bayağı strese soktu. Ay, mecbur muyum yani yemeğe? At ağzına o. Atmak zorunda mıyım? Beğendin mi? Huzura ermedim ama beğendim. Şimdi herkesi sırasıyla beynime yazacağım. Ben de seni beynime yazacağım. E
Evet, bakalım fenomen gelin ve kayınvalidelerimizden ilk çiftimiz hangileri? Merakla, heyecanla zillerini çalıyorum. Unutulmayan gelin ve kayınvalideler. Burcu ve Şükran'ı, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba, tekrar merhaba, nasılsın? Kusura bakmayın, hoş bulduk. Evet, korona, evet. Morona. Evet, öpüşmüş gibi olduk. Tekrar merhabalar. Evet, ben de. Trafik kazası geçirmişsin. Ne? Seni gördüm, daha geçmiş iyi oldu. Geçmiş olsun, iyi misin? Sonra. Hadi gel, konuşalım hepsini. Hadi, hadi buyurun. Yine geldik, sizi gördük, memnun olduk. Çok gururluyum öncelikle ve tekrardan yarışacak olmanın sevinci var üzerimde. Hem de birincilerle yarışacağız, en iyi birinciler. Gelinimin yemeğine güveniyorum, gelinime güveniyorum. Geçen sezon birinci olduktan sonra hiç beklemiyordum, şok oldum. Yani hani böyle insanlar da tanıyor falan. Özellikle alışveriş yaptığım markete gittiğim zaman bir senedir hala da diyorlar bana. Yarışma yok mu? Ne zaman katılacaksınız? Sizi görelim falan diye. Şimdi gittim, mutlu haberi verdim zaten onlara, geliyorum diye beni bekliyorlar alışveriş için. Seni bir yerden tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? düşündü de dedi Focus'ta. Nasıl birinci oldun dedi, sen değil mi? Evet dedim. Anneme herkes evet. Şey diyor, seni beynime yazdım Şükran. Öyle, evet. Herkes öyle tanıyor onu. Evet. Beni beyinlerine katsınlar. Katılıyorum, kesinlikle korksunlar annemden. Ay inşallah Saadet yoktur. Bırak ya kızım. Aslında olsun olsun. O benden bir ağzının payını alsın önce. Bir dakika, evet. Olsun anne. Olsun. Senden de bir ağzının payını al. Evet. Geçen izledim ben onu. Bizden sonra biliyorsunuz yarışmıştı yeni sezonda. İzledim. O nasıl bir şey ya? Kaynanaları falan yani. Birinci oldu ya, şimdi o olabilir büyük ihtimalle. Biz hayır, hiç olamaz. Ben olduğum yerde olamaz. Olsun olsun. Bırak olsun. Görsün bakalım. Gelin nasıl olurmuş bu. Tamam. Ya düşünüyorum. Ben kimseyi kendime rakip görmüyorum ki. Kim gelirse gelsin post. Hiç kimseden korkmam. Aksine diyorum ya, onlar annemden korksun. Yani izledilerse eğer bizim yarıştığımız sezon bölümünü, korkarlar zaten. 15 bin lirayı kazanacağım. Hatta şu an sıcak sıcak cepte o para, hiç merak etmeyin. Afiyetle ye güzel kızım. Ay teşekkür ederim, hepsini bana verecek. Evet, afiyet şekerle ye tatlım. Geçen neyse, ucundan düşer ama yavrum. Ama ödemedin. Ödemedin, hepsi senin dedin. Ucundan öyle dedi bana, hepsi senin olacak tamam, dedi. Tamam, paylaşırız biraz. Bak işte. Ben Burcu. Ben Şükran. Birinci olmaya geldik, kazanmaya geldik. Hanım, gerisi gördük. Gerçekten o kadar heyecanlanıyorum ki böyle. Aynı enerjim. Şekilde. Senin enerjin şahaneydi zaten. Seyircilerimiz hatırlayacaktır. Evet. Sevgili Burcu ve Şükran Hanımcığımı. Maşallah desibel evet. Yüksek, enerji yüksek. Bayılırım enerjisi yüksek insanlara. Tam benim dişime göresiniz. Evet, sizi kıtlama yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok rica teşekkür ederim. Çok Zaten teşekkür ederim. Zaten dikkat edin, o sizi kıtlamasın yalnız. Ne var ne yok Şükran Hanımcığım, iyi misin? Ben işte sizden sonra trafik kazası geçirdim. Ay. Geçmiş 4 ay yatakta kaldım. 4 ay alçılarda kaldı. Topuğum kırıldı. Ah yazık. Şimdi de kemik iliği intihaplanmış. Ah çok geçmiş olsun. İşte ameliyat diyorlar. Ah kıyamam. Ondan sonra nasıl oldu kaza ya? 10 adım kalmış evime ulaşmaya. Üzüm evi kapıya taraftır. Servis arabası da arkadan geliyor. Vurdu. Bu arkadan vurdu bu bacaklarımı, attı yere beni. Okul sana servisi. Çarptı. Evet. Abi de okul servisi. Komşular yetiştiler. Hastane, ambulans geldi. Oraya alçıya aldılar. Acılar içinde. Kötü, moraldı. Çok zamanlar geçirdi. Çok geçmiş zamanlar. Yani Allah şimdi pazartesi. Allah beterlerinden korusun. Verilmiş sadakan anladım. Varmış. Daha beteri de olabilirdi. Ameliyata girecektim. Ondan sonra sizin Burcu anne. Duyunca. Anne evet. Neyse moral olur sana da. Allah evet, şifa versin. Öyle Allah dediler. Gel dedi. Hepsi düşün biraz açılırsın dedi. Ay kıyamam. Çok geçmiş olsun. Teşekkür çok şükür ederim. Ki daha beteri olmamış evet, yani. Evet işte ameliyat olacak. Dikkat etmek lazım. Ay, şimdiden şifalar. Bu hanımefendi ablan mıydı Burcu? Annem. Anne, sakladığım seni gözlerden ırak evet. Tutmuş, anneyi saklamış. Niye sakladın daha evvel, çıkarmadı? Kıskanıyor çok mu sizi? Çok güzel, birazcık. Ama gerçekten maş güzelliğin anneden. Ama herkes öyle gözü ablanma. Ama öyle abla kardeş gibi. Kızımı bile annesi zannedip beni kızımın ablası anne. Artık yeter diyorum yani, ben bayılacağım şöyle düşün. Ya
ben gideceğim. Yapmayın annem. Annem. Benim annem. Tanışalım, isminiz neydi hanımefendi? Özlem Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Bu güzelliğinizi, gençliğinizi neye borçlusunuz? Hemen sorun. Bana sizin kadar olmasa da çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Kızınızı biz çok sevdik. Birinci de oldu. Yemekleri de çok güzeldi. Enerjisi. Bir de açık sözlü Dobra evet, da. Hatta evet. Geldi biliyorsunuz daha evvel bir gelinimizin evine ziyarete geldi. Evet. Kimisi diyor şey diyor, aa böyle açık giyinme. Ha. Ay işte böyle kabarık giyinme. Benim kayınvalidem kaçmaz. Nişanlım mesela kısa giymeme izin vermez. Vurmayalım. Ben bayılmıyorum. Bu imsak tablaya dayalım. Çok şekersiz. Bu kadar iyi olma. Ben tecrübe konuşuyor burada. Ama şekerim. Ama öyleyim. Öyleyim. Öyle değilsinizdir. Öyle görünüyorsunuz. Ben oğlumun bu yüzük buradan buraya geçtiği zaman her şey değişir. Biz de şimdi tabii konuşuyoruz kendi aramızda. En çok seyircilerimizin tekrar görmek istediği yazıyorlar bize. Şu hanımefendi tekrar gelse, bu kayınvalideyi görsek. Ya, şu gelinimiz çok ederiz. Senin de ismin çok geçti yani. Teşekkür ederim size. Biz de oturduk aramızda efendim bir münazara yaptık ve dedik ki sevgili Burcu ve Şükran Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz çok. Zaten şu yarışmadan çıktıktan sonra evet. Markete gittim 2 gün sonra. Baktım bayanlar bakıyorlar bana. Aa. Ondan sonra bir genç oğlan geldi boynuma sarıldı. Aa, genç evet, bir dakika, 18, ya, 18 yaşında. 18. Dedi sevgilimle oturmuştum. Evet. Seni seyrettikçe gülüyorduk. Bak, ne kadar bir gülüyorduk. Bir kişi görmüş evet. Annemi. Direkt böyle yapmış. Seni beynime yazdım değil misin sen? Direkt. Öyle demişti, artık hatırlayalım. Artık annemin lakabı evet. Öyle oldu. Sen hangi gün yarışacaksın? Seni beynime yazdım. Niye almadım ya? Baktım ben... adına hoşuma gitmedi, geri bıraktın. Ne gün yarışıyorsun? Perşembe. İsmin ne? Gülnaz. Tamam, seni beynime yazdım. Tamam, görüşürüz. Türkiye Şükran Hanım'ı bu haliyle sevdi. Evet. Onu böyle tanıdı ve böyle de kalplerine, evet. Hafızalarına kazıdılar. Evet. Soframıza da damga vurmuştu Zuhal Topal'la sofrada ya. Evet, sofrada. Gelini evet. De tekrar yarışacak evet, Burcu gelin, inşallah. Evet, inşallah. Gene iddialı mısın? Yine çok iddialıyım. Çok heyecanlıyım. Sadece size bir şey sormak istiyorum. Sor. Saadetti değil mi? Evet. O öttüren, bildiğiniz öttürdü. O inşallah olur benle de. Olsun mu diyorsun? Evet, kesinlikle olsun. Çok istiyorum onu. Bakacağız, ben onu sürpriz. İzledim. Dedim ki yani keşke ben yarışsaydım onunla. Gerçekten. Da bir görseydi. Aa. Kesinlikle. Varsa eğer buradan ona sesleniyorum şu anda. Meydan okuyorum sana. Bilmiyorum Saadet var mı yok mu? Bakalım. Olursa da bak kime meydan okuduğuna dikkat evet. Et. Saadet çok dişlidir ha. Ben de dişliyim. Gördün ondan mü kayınvalidelere neler yaptı? Gördüm, hepsini gördüm. Aa, diyorsun ki o ben zorlu rakip isterim. Aynen öyle. Yemekleri de çok güzeldi. Bak ben söyleyeyim. Ben de o aynayı tutan kadın var ya. Aynayı getirsin bakışak, teraziyi getirsin tartışak. Aynen o sayan. Kim birinci sayan. Gelecek? Sayan var ya, 1, 2, 10'a kadar sayıyor, sakinleşiyor falan. O aynaya, Güneş abla. Kesinlikle o aynaya bakar, aynaya getirmişti. Esin Hanım da aynaya bakar, rüjü sürer. Rüjü sürüyordu, aynaya bakıyordu. Getirsin aynayı bakışalım, taraziyi getirsin tartışalım. Bu hafta bombayı evet, kaçırmayın. Süper. Evet. Sen gene pazartesi yarışmacı. Evet, benim totemim oldu artık. Valla uğruna inanıyorsun evet, pazartesine. Evet, kesinlikle inanıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada pazartesi yarışan gelinimiz evet, birinci oldu. Evet. Valla bunun gününü falan fark etmiyor. Kaç yıllık gelin olması da bir şey değiştiriyor. Tabii. Nişanlı sözlü kızlarımız döktürüyor. 20 yıllık gelinler gel gör ki... Ne olduğunu anlamıyoruz. Biz şaşırıyorlar. Bir şey oluyor. Evet, kalma geliyor. Ne oluyor? Gelinim mesela değişik yemek yapıyor. Ben mumbar, içli köfte, dolma, kuru fasulye, etli, bol, kemikli. Soğanı, cocoğunu de. Kır, otur önüne ye. Yesinler. Evet. Meftune. Evet. Etli, bol, etli. Benim yemeklerime diyor ki bunlar nasıl isim diyor. Ne isimler? Benim taktığımı zannediyor isimleri. Anne ne olursun bir tat tat. Tadıyan daha üz vermiyorum kendisine. Ama bak, hepsini yiyor Doğan gidiyor. Hanım. Bitiriyorsun. Utanıyorum diyeyim daha tabağa doldur. Anne doldurayım yok kızım. Tamam anne. Aman keşke herkes böyle olsa evet. Valla. Peki Burcu, fenomenler haftasındayız. Evet. İkinci kez yarışacaksın 1 sene sonra. Evet. Menünü çok merak ediyorum. Say bana hemen bakalım. Hemen sayayım. Pırasa çorbası yapıyorum mısırlı. Oo. Ara sıcak olarak portakallı yer elması yapıyorum zeytinyağlı. Bayılırım. Yanında karpaccio yapıyorum. Evet. Dana karpaccio mu? Evet, dana karpaccio somon yapıyorum. Falan. Dana karpaccio. Evet. Programımızda ilk kez dana karpaccio. Burcu'yla. Aha Burcu'yla dana karpaccio. Uuu. Aynen. Ondan sonra kremalı mantarlı bonfile
yatağım. Oo, ben onu öyle diyorum böyle. Yatalım, evet. Olması yanında pirinç pilavı, bademli. Bademli. Yanında patates püresi. Oh, bir farklılık Burcu'nun yaratmışım. Özel soslu salatası. Evet, tabii ki Burcu'nun özel soslu salatası. Ne? Özel spesyalitesi. Evet. Tatlı? Tatlı da bir tatlı huzur tatlı. Efendim İsmi ne? İsmi bu, bir tatlı huzur. Vallahi menü şahane, ben çok merak ettim tatlı nedir? Bir tatlı huzur tatlısı, evet. Hiç vallahi bilmem ismini, cismini. Yani ismi... Yiyeceğiz, göreceğiz, tamam. Ama eminim güzel yapacaksın. İnşallah. Kimin kızı? Evet, gerçekten annemin eli çok lezzetli. Evet. Bak verdim gazı hemen. Kimin gelini? Peki, gelinimizi... Aynen. Sevgili Burcu'yu Fenomenli Haftası'nın ilk yarışmacısına markete yolluyoruz. Sana yarışmışlar, görüşürüz. Elbisen de çok şekerli. Teşekkür ederim. Tamam karıcığım. Ya bu hiç en iyilerine yakışıyor mu bu ya? Hiç yakışmıyor ya. Bir de birinci olmuş ya. Birinci olmuş insan bu menüleri yapar mı ya? Ben akıl hasıra erdiremedim ya. Pilav, patates püresi, pırasa çorbası olacak hiç mi ya? Hiç zannetmem. Ya olsun olsun, daha iyi daha iyi. Hiç olmazsa benim gelinim kazanır. Boş ver, yapsınlar ya. Ben bunu eledim, ben bunu eledim. Anladım, anladım. Buna güle güle yapacağım zaten. Çok rahatım. Bunu eliyorum. Gerisine bakacağım. Bakalım. Ki et özellikle çok şaşırttı. Ama mantarlı bonfile çok güzel. Ama yanına patates püresi olmamış. Basit kalmış. Hiç best of'la yakışacak bir menü değil. Karma karışık bir menü. Ara sıcağı hiç mantığıma yatmadı. Çiğ et ve yer elması portakallı. Sanki tatlı türü gibi duruyor. Bilmiyorum, Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Bu menü Saadet'in menüsünün yanından dahi geçemez. Uymamış birbirine. Pırasa çorbası yapmış başta başlangıç olaraktan. Ama arkasındaki ara sıcağı uyduramamış. Ana yemekte zaten karbonhidrata girmiş. İkisi de karbonhidrat. Pilav ve patates püresi. Tatlıyı da bilmiyorum ama huzur verecekmiş. Bakacağız o huzura. Biz mi ona huzur veririz, o mu bize huzur verir? Hem elinde hem dilinde hem güzel, tatlı dilli, iddialı. Benim oğlum da esnaf, altın sanatı elinde, güzel, yakışıklı, boylu poslu. Öyle daha miydi? Dedi. Görmüş müydük senin oğlunun resmini? Görmüştünüz tabii tabii. Bilare'den hep bakarız. Tabii, hatırlatırız tabii. Seyircilerimize. Tabii. Siz ay, damadınızdan. Ben diyorum ki gönlüne evet. Köy kılavuz istemiyor. Benim ya. De ortada. Kızım orada işte bak benim oğlum da orada. Ya, bir şey demiyoruz ha. Tabii. Orada, ama yani şimdi hanımefendinin kızı da yani güzeller güzeli o. Gözler bir ömre bedel. Hah geldi. Buyurun. Onun adı neydi unuttum. Onun da gözü renkli. Adı Mesut. Ne? Evet. Mesut. Mesut da yakışıklı insan canım. Evet. Bir evet. Erkek belli. Yakışıklı. Allah bir ömür mutlu zaten etsin. Zaten oğluma kendisi evlenme teklif etti. Ah! Evet. Öyle miydi? Evet, vallahi, evet. Vallahi öyle mi oldu Özlem Hanım? Ben alırsam, şöyle bu da ben evlenirsem demiş ki, görmüş, evlenirsemse bununla evlenirim. Benimle evlenir misin? O da zaten şaşırmış olan kendini böyle bir güzellik karşında görünce. Bayılmış, böyle yapmış. Ciddi misin? Tamam, hemen nikaha gidelim. Budur işte, bak o da. Evet. O da dünden razıymış. Evet. Burcu için alışverişe başlama zamanı. Hemen şimdi alışverişimi yapmam lazım. Pırasa, pırasa, pırasa istiyorum. Pırasa çorbası için mi? Evet, pırasa çorbası. Başka çorba mı bulamadın? Bulamadım, bırak. Menün çok basit Burcu. Menü basit mi? Mikser, sen delirdin herhalde. Mikser mi? Evet, mikser. Evet. Evet, mikson. Beni unuttun mu yoksa? Unutmam, seni unutabilir miyim? Sana ne sürprizlerim olacak? Bekle sen. Sen zaten sürprizin en büyüğünü yaptın. Pırasa çorbasıyla başladın. Ya Allah aşkına bunun neresi basit? Bana bir söyler misin? Önünü çok basit buldum Burcu. Ya mikser sus artık. Geçen sezon birinci olmuştum Burcu. Geçen sezon birincisiyim. Bu sezonda birincisi olmaya geldim. Ne var bunda? Peki nasıl rakipler bekliyorsun? O Saadet olsun istiyorum. Olmasın istemiyorum. Baş edemeyeceğin kayınvalide ve gelinler var Burcu. Sen bile baş edemezsin. Ben tar gözümün önünde mikser beni lafa tutuyorsun. Senin gözlerinde sorun mu var? Asla yok. Sen şu gözlere bir baksana. Genç, güzel. Ben de memnunum. Değil mi? Ben de hemen. Ama güzel evet. Oldu. Biz birbirimizi böyle tamamlıyoruz. Buydu. Bence de. Ben sessiz, sakin. Şükran Hanım da birazcık dilli. Evet. Bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz. Evet, tamamlıyorsunuz. Bu hafta da biz tamamlayacağız bakalım diğer fenomen kayınvalidelerle. Onlar birbirlerini tamamlayacaklar mı? Yoksa böyle hafif böyle bir tırnaklar, dikenler çıkacak mı? Dur göreceğiz. Göreceğiz. Merak göreceğiz. Ediyor musun kimler tabii, var? Tabii merak ediyorum. Vallahi ben de merak bakacağım. Ediyorum. Sürpriz sürpriz. Evet. Bomba isimler. Bomba bomba. Evet. Seyircilerimize geçen sene çok istek geldi. Tekrar yarışsın bazı gelinlerimiz. O kayınvalideleri evet. Tekrar görmek istiyoruz. Çok renk kattılar. Çok, çok eğlendik sevdi. Diye. Seni de çok sevmişler. Onlardan, sizlerden de talep gelince bu sene de tabii ki bir fenomenler zamanı geldi artık değil mi? Bakalım olsun, kimler, hepsini. Hangi kayınvalideler. Ama Allah hepsine kolaylıklar versin. Evet.
Özel et. Ooo, etlere bak. Gör. Bu etler soslandı mı yoksa? Hayır değil bak. Sadece vakum yapıldı. Evet. Peki onlar nedir? Efendim bunlar bak özel tabaklara. Karpaccio için mi bu? Karpaccio. Kestirmiş. Her şeyi hazır. Ben karpaccioyu evde nasıl kesebilirim? Sadece sos mu yapacaksın üstüne? Sos yapacağım. Bir de bunu rokoya saracağım ben. Rokaya mı? Haa. Yedi zili anladın sen ama. Bekle bir dakika. Burcu bak baharatlar da burada. Aa! Dur beni acele ettirme. Karabiber, kekik, nane. Mahlep aldın mı? Ha? Mahlep. Ne? O ne? Kuş üzümü. Kuş üzümüme gerek yok. Peki tarçın? Ne tarçını ya? Balzamik sirke. Balzamik sirkeye koy. Balzamik sirke. Bak beyefendiye teşekkür etmeden kırıldı sana. Çok. Bir dakika. Hemen döneceğim abim. Etlerin en güzel yerlerinden hazırladım. Bir teşekkür etmedi gelin dedi. Bir saniye bekle. Hemen yanına geleceğim. Son 7 dakika. Dur Beksu, dur yapma bir dakika. Son 7 dakika. Allah ne olursun. Geçen sezonun birincisi bu haftanın sonuncusu olabilir. Senin yüzünden olabilirim. Ne oldu? Alışverişi bile yetiştiremedin. Ya ama seni bir sus Beksu. Bu arada Saadet yarışmaya katılırsam Burcu'ya mesajım var demiş. Ne demek? Bir güzel biçecekmiş seni. Ha? Zuhal Hanımcığım isterseniz bir kahve içelim. Tabii ki Özlem Hanımcığım. Tabii ki devam. Buyurun Şükran Hanımcığım. Buyurun önünden gel, ben gel. Yavaş yavaş. Dur gel yardımcı olalım. Gel yardımcı Özlem. Ah gel Şükran Hanımcığım gel. Burada da kalçamda buraya kadar ah, çivi var. Kıyamam ah kıyamam gel. Mikser arabayı sen sürsene. Ah, ah, ah. Mikser arabayı sen sür ne olur. Ah. Teyzeciğim. Bakar mısın? Bu gelin yapamayacak galiba. Aynen öyle. Çok bağırıyor. Çok sesli. Çok bağırıyor. Çok. Bağıracağına iş yapsa ya. Ne yapayım anne? Bu mikso yapıyor her şeyi. Vallahi bak. Bu yapıyor. Beni de çağırsanız ne olur. Gel başımın üstünde yerin var. Ben sana da yaparım. Burcu 30 saniye. Mikso say. 29. 28. 10. 9. Kasadan geçirmen lazım Burcu. Şaka yaptım. Listesini tamamlayan gelinimiz adeta uçarak kasaya gidiyor. Kurallar değişti Burcu. Kasadan geçmezse elendi sayılırsın. Geçti. Hepsinin geçmesi lazım Burcu. Bir tane geçsin Burcu ne olmuş? Koy hadi koy. Tebrik ederim Burcu. Gerçekten iyi koştun. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin 2 kilo verdim Mikso. Neyse zayıfladığın iyi oldu. Hani zayıflamıştım Mikso? Alışverişi tamamlayan gelinimiz şimdi de ödemesini yapıyor. Şöyle vereyim ben size hemen fişimi alayım. Hemen alayım gidelim. Diğer torbalarım bende. Tamamdır teşekkür ederim. Evet kahvelerimiz de hazır Zuhal Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Özlem Hanım. Vallahi ay fincanlarda pek özenli. Size özel. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Aa bunlar ne? Bardaklarımızı da çok sevmiştiniz. Aynen bu bardaklar. Evet. Bunu saklasaydınız çok, kimseye kullandırmasaydınız. Kullandırmadık merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun elinize sağlık. Gelinim çok zevkli benim. Zevkli. Bu ne? Sucuk mu bunlar? Onlar sucuk değil Zuhal Hanımcığım. Çubuk et diye geçiyor. Amerika'da da olur bunlar. Alırlar çemini. Nereden geldi bu ya? Size özel. Ay çok teşekkür ederim. Bak. Bakayım. Kayınvalideye vermek lazım. Yer misin diye. Zaten dana karpaccio yapacak. Burcu çok merak ediyor. Bunu yerler mi? Ay bu çiğ, bu ne diye. Hızınızı performansını nasıl bulmuştunuz yarıştığı hafta? Hızın performansı süper. İyiydi değil mi? Evet gerçekten ay, güzel iyi. Bu sefer de. Daha da iyi olacak. Ay hadi inşallah. Evet. İnşallah. Seni peki hiç görüştüğün kayınvalide oldu mu seninle yarışan haftadan? Yok kıskandılar. Ah. Evet hiçbiri görüşmediler. Hiçbiri görüşmedi kıskandılar. Evet yüzüme bakmadılar zaten odaya gittiler. Böyle baktım ben odaya kaçtım. Öbür odaya kaçtım. Cuma günü büyük finalde. Evet büyük finalde odaya kaçtım. Gözükmedim onlara. Tabii ödülü ben kazanmışım. Evet. Sürünmeyecek gibi de değil evet. İkisi de. Ya. Suratlar bir değişti zaten. Bayağı böyle oldular. Düştüler. Düştüler. Burcu oluyor alkışlarla. Zeynep sen 24 puan aldın. Kayınvalidelerden 17, benden 7 puan. Gel yanımıza gelin. 5 puan verdin yanık bisküvi tatlısına böyle oldu. Titriyorum şu anda. Evet tepkilerle birlikte gerçekten de mikseri özlemiş evet, misiniz? Çok özledik mikseri. Vallahi görüştünüz evet. Kaynaştınız mı tekrar? Evet telefonla görüşüyoruz zaten. Mikser yine yaptı mikserliğini Zuhal Hanımcığım. Tekrar gördüm evet. Sizi kez gördünüz. Evet ben ilk İyi misiniz? Şoku atlatabildiniz mi? Bundan sonraki hayatınızı kaldığınız yerden inşallah devam edebilirsiniz. Mikser
güzel hepi yedi bunları, evet, bitirdi. Size anlamadık sizin için. Hiç. Yine karıştırdı ortalığı. Evet, bitirdi hepsini. Zor kurtardık bunları Zuhal Hanım. Geçen geldiğinde de yemişti değil mi? Evet, hiç durmuyor, hiç durmuyor ağzı. Hiçbir şey değişmedi şu. Söylüyorum, söylemiyorum, hiç durmuyor ağzı. Durmuyor, durmuyor. Evet. Ağzı durmuyor, çenesi durmuyor. Evet, durmuyor. Şu gırtla beyin boğazı gibi. Evet, ama vallahi zayıflamış ha, rejimine bakıyor, kendine de bakıyor. Zayıflamış mı? Tabii ilk gördüğüm gibi değil. Ha, daha mı kiloluydu? Evet, daha kiloluydu. Doğru, doğru, geçen sene daha kiloluydu. Evet. Herkes senin kadar ikram yapmaz tabii. Evet. Kolay mı öyle? Sizin yok için benim yapıyorum canım. Sizin sağ için hep yapıyorlar, yapıyorlar. Gelinim. Her gün sağ olsunlar. Baklavalar az hiç aldı Özlem Hanım. Geldi. Burcu geldi. Gelmiştir. Hadi bakalım. Vallahi ben çok merak ediyorum. Bu hafta fenomenler. Evet. Unutulmaz yorumları, tartışmalara konu olan konuşmaları. Birinciyiz, biz birinciyiz. Siz gene. Kendimize güveniyoruz. Gene pazartesi yarışmacılardı. Evet. Gene pazartesi yarışıyorlar. Hoş geldin, hoş Burcu tekrar. Efendim? Ne yaptınız? Arkamdan konuştun mu? Vallahi kimseler, seni kuşlar falan. Yok yok, seni hiç konuşmadık. O süper. Gerçekten de geçen seneki hani kayınvalideleri falan çekiştirdi. Süper süper. Evet evet. Aynen. Sen üstünü yok, başına yok değiş gel. Yok, hava değişim ısındı, çıkar kazanı. Evet, bir rahatlayayım. 20 derece oldu. Hadi bir rahatla gel. Geleyim bir hemen. Bir duşunu al. Tamam. Suhal Hanım! O neydi ya? Yapma böyle, içimizi patlat. Oo, Şükran anneciğim nasılsın? İyi, seni, sizi gördük daha da iyi olduk. Ben aynı şey söyleyemeyeceğim. Evet. Zuhal Hanım, Özlem Hanım'ın yaptığı dolmalardan yediniz mi? Sen sucuk et, şey, parmak et yer misin? Oo, yemedi, yedi, yedi. Sen bundan kaç tane yedin? İki tane. İki tane mi? 200 tane demek istedi herhalde. Kurtlarına yeni kurtlar kattı. Aynen öyle. Ha, i̇yi iyi hadi. E hasret giderdin, özlemiştin, hep aynen soruyordun. Çok özlemiştim Şükran anneyi. Zaten Mesut'un yanındaydım ben, saçlarımı yaptırdım. Oğluma gitti. Evet. Maşa yaptırmışsın. Kırık maşa. Biliyorsunuz Mesut kuaför. Kendisi gelemedi. Ama sağ olsun saç bakımımı yaptı, hem de bedava. Zuhal Hanım, bu hafta çok zor, çok! Niye? Kimler var, kimler Zuhal Hanım? Vallahi haberler sende. İzleyicilerimizin en çok görmek istediği en iyi yarışmacılar bu hafta bizimle olacak. Acaba kimler? Ses getirenler! Teşekkür ederim. Kimler var, kimler? Sevinme, çok sevinme. Vallahi bilmiyorum, çok dişli kayınvalideler olabilir. Hayır, hayır, birinciyiz. İdealiyiz biz. Biz idealiyiz. Yavrum hoş geldin. Annesinin kopyası. Büyümüş bu Burcu, maşallah süper, hoş geldin. Adı neydi? Adamira. Adamira. Hoş geldin. Gel sen de böyle gel. Kızım ne yapıyorsun? Maşallah ne kadar boy atmış. Evet. Kızım nasıl? Hoş geldin. Ay canım gel, şu güzellik. Şuraya bak. Aynı annesi, anneannesi. Aynı babası, babası, yok, babası. Yok. Babasıyla alakası aynı yok. Yapma Şükran. Bunu kabullen bu gerçeği. Ben kabullenmem. Babası. Anneannesine de çok düşkünmüş, öyle dedi. En çok anneannesini seviyor dedi. Tabii her gün onu görünce tabii onu sever. Öyle mi oluyor? Ayda yılda bir kere beni görüyor. Maşallah, sübhanallah. Bana şu güzellik adam. Ne kadar, 2 yaşında mı oldu? 1,5 geçti. 1,5 geçti. 2'ye doğru gidiyoruz. Maşallah. De. Derde, bak benim yüzüğü gördün mü sen? Sen hazır mısın? Bak bakayım bir etrafına. Hadi o zaman 2,5 saatini başlattım. Başladık. Anne mı? Şimdi bırak şimdi sen bu kolyenin bu güzel, maşallah sübhanallah ya. Çok tatlı, çok. Ama bunu bir gün görmesen özlersin. Evet. Zuhal Hanımcığım, bunları da sizin için özel getirdik Urfa'dan. Aa, çok teşekkür ederim. Urfa'ya biber, selamlar biliyorsunuz. Acı biber salçası. Gelinimiz Urfalı, kayınvalidemiz Diyarbakırlı. Hem Diyarbakır'a hem Urfa'ya, Şanlıurfa'ya. Acı biber, annesi boşaltın. Acı biber salçasıyla isot. İsot, isotu çok ay güzel. Ay çok teşekkür, isota Urfa bayılırım. Urfa isotu gibisi var mı? Evet. Hele hele acı hele biber bir yer. Vay yana yana. E işte onun için sesleri güzel oluyor Urfalıların, evet, değil evet mi? Evet. Acıyı, adam bireye yediriyor musunuz acı? Başlattınız mı acıyı? Ben korkumdan karışamam. Şey özel, onun her şeysi özeldir. Tabii, sen karışma diyor anne. Niye kızım, ben o kadar evlatlarımı büyüttüm. Kaç neleri tane çocuk var büyütmüşsün? Maşallah, maşallah. Aslan gibidirler dedim. Ne oldu? Ha? Senden anne, daha mı iyi bilecekler? Anne, anne sen dur, anne sen. Bu kadın dur, bunca anne yıl çocuk evlat büyütmüş. Sen ne? Sen. Evet. Zaten gitti, koptu gitti. Evet. Oh, Burcu gene her zamanki gibi. Oh, ay, fişek ben koptum adama şu anda. Hızlı çekim zannetmeyin. Normal çekim bu. Normal çekim. Adamira, Adamira. Bak burada neler var. Ne bu? Bir tatlı huzur tatlısı için harekete geçen Burcu önce muhallebisini hazırlıyor.
Zuhal Hanım, Burcu her şeyi yazmış. Mesela eve gir, etleri marine et demiş. Şaka, bakmam lazım. Evet öyle, eve gir yazdım Zuhal Hanım. Ne olmuş, bir şey olmamış. Dur, görmem lazım onu. Eve gir mi? Eve girmeyi unutmazdın zaten yazmasaydın. Unutabilirim belki Zuhal. Benden her şeyi beklerim. Bomba, yer elmaları burada. Eve gir, evet. Etleri marine... Her şeyimi yazdım, her şeyimi. Her şeyini yazanı gördüm de eve gir. Kızım, senin annen çok tatlı. Gel. Gel tatlım, bana gel. Geleceğin babası, geleceğin baba adayı. Eve gir, etleri marine et. Pirinci ıslat, patates haşla, salata malzemeyi suya koy, meyveleri dışarı koy. İyi ki okudunuz. Bakın, ben hiçbirini yapmadan tatlıma başladım zaten. Anam, bak bak, burası bademi içmiyor mu? Çorba, pırasa çorbası, portakal yerilmesi, tatlı, salata, kremalı mantar, bonfile. Önce eve gir Burcu, meyveleri soy. Ondan sonra pirinci ıslat, salatayı sirkeli suya koy. Yiyor. Bu hafta bomba gibi geliyor. Fenomenler, unutulmayan kayınvalideler, dikenleriyle, tırnaklarıyla, dişleriyle, kaktüs kayınvalideler. Zuhal Hanım, Burcu'nun işi çok zor. Niye? Neden zormuş? Neden zormuş? Kimler var? Kimler Zuhal Hanım? Kimler var? Ben bu sefer var ya, bomba gibi geldim. Beni kimse korkutamaz. Bayağı geldim yani, bayağı hazırlandık gelinle beraber. İnşallah kazanacağız ama haksızlık yapmazlarsa kazanırız. Ben Nilgün, meşhur Saadet'in kaynanasıyım. Yine geldim. Bu sefer fazlasınla geliyor. Saadet'in üstüne bir Saadet daha ekleyecek galiba. Bu sefer dedim tutmayacağım. Ekibe de söyledim. Dediler ki Nilgün abla, senin Saadet'e tutmuş halin bu muydu? Yani benim bir de tutmamış halimi görün. Merhaba, ben Nurten Kangal. Feriman kaynana olarak geldim buraya. İkinci kez yarışmaya geldim. İddialı birisiyim. İddialı olarak geldim. İnşallah kazanacağız. Geçen sefer 38 bedendim, 60 kiloydum. Şimdi 55 kiloya düştüm, 36 bedene düştüm. En fit kayınvalide benim bu sefer. Gelini de bayağı onu konuşkandı. Aa, gelini de. Aha, başladık. Bu duyduğunuz blender'ın sesi. Ben Kadriye, ikinci defa katılıyorum. Bu sefer iddialıyım. Kadriye! Geçen sefer çok hakkımızı yediler. Gelinimin çok güzeldi menüsü, çok güzel hazırlanmıştı, çok güzeldi. Gelinimi saygısızlıkla suçladılar ama hiç saygısız değildi, hakkını aramıştı. Ama gelinime haksızlık yapanlar da ilahi adalete uğradı. Tamam. Aa, yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok mu şey? Gelininin nasıl yemekleri efsaneydi. Gerçekten. Biz hiç kovamıyoruz. Hiç benim gelinimin... Katrin geliyor, oh my god. Vallahi bir tatlıya yardım ediyorum ama hangi tatlıya yardım ettiğini bilmiyorum. Ne var içinde ama gördüğüm kadarıyla frambuaz var. Zuhal Hanım, zaten yemekleri basit, bir de siz yardım ediyorsunuz. Basit mi? Sana basit dedi yemekleri. Evet, çok basit. Sensin basit. Nasıl basit acaba? Hangisi zor Zuhal Hanım? Ne demek hangisi zor ki? O bonfileyi, mantarı, onun hiç, sosu pişecek, hiç, edecek. Hiç, yani. Hiç, Allah aşkına. Artık daha tecrübeliyiz. Artık evet. Geçmişteki hatalardan ders çıkaran, evet, hırslı, daha iddialı menülerle gelen gelinlerimiz var. Sade çok iddialıydı biliyorsunuz. Zaten yemekleri de çok güzeldi. Benden 9 puan almıştı. Zuhal Hanım, çok özür dilerim. Başla sen, boşver. Evet, bir tatlı huzur tatlısı. İlk kez yapılıyor. Ben de hiç bilmiyorum nedir ama frambuaz var içinde. Muhallebisine de hafif denemeyin. Frambuaz vişne. Üzerine çilek koyacağım. Hari Krishna, 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 Krishna. Afiyet olsun. Dişlerim dondu ama çok severim. Ay, vişne çok severim. Vişne frambuaz. Yanında yemek yapınca neşesini de yemeğe katıyor. Vallahi bak, o çok önemli. Evet, evet. Çok önemli. Teşekkür ederim. Her zaman sevginizi katacaksınız yaptığınız yemekleri. Kesinlikle. Neşenizi katacaksınız. Zuhal Hanım, bu yemeklere sevgi katmaya gerek yok. Zaten herkes yapabilir. Lezzet önemli yavrum. Öyle. Lezzet, muazzam lezzetler bekliyoruz. Biz lezzete gel, oy veriyoruz. Lezzete gel. Zuhal Topal'la lezzete gel. Ana yemeğe geçen gelinimiz bonfileleri marine etmek için hazırlık yapıyor. Bu hafta çok renkli, sürprizlere gebe. Bu haftayı sakın kaçırmayın. Vallahi üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Bu hafta Allah Allah öttürecek gelinler, kayınvalideler. Çok heyecanlıyım mikser. Bonfilelerin marinesi için önce üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. Ama ben de işe başladım Zuhal Hanım. Evet. Vallahi
Evet. Ne işle başladın? Çalışıyorum. Eski çalıştığım yere geri döndüm. Aa, bravo, tebrik ederim. Çok hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yapmışsın. Çocuk da büyüdü. Aynen, zaten. Büyüdü. Burada anneannesi, babaannesi var. Hepsi bakıyor, sağ olun. Yuvaya muvaya bir şeye de başlar. Yok. Burcu çalışmadan önce sürekli Zuhal Hanım'ın yanında çalışmak istiyorum dedi, durdu. Çok istiyorum Zuhal Hanım. Mikser'e hep söyledim. Hiç size söylemedi, tamam, eminim. Çok güzel bir pozisyon var şu an elimde. Gerçekten. Evet, mesela mutfakta duracaksın, konuşacaksın, benimle laflayacaksın. Olur. Yani mikser diye biri var ya, evet. Onun yerine seni mi alsam? Bir kadın değil çok mi? Kendi hem cinsim hem de muhabbet, ben, sohbet, evet, ederiz kız. Mesut'a, evet, da gideriz manikür pedikür. Kesinlikle her şeyimizi yaptırırız. Hadi mikser, güle, güle güle sana. Gelinimiz bir tatlı huzur tatlısının muhallebesine krema ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyor. Evet, ben artık gidiyorum kızlar. Gidiyor. Fenomenler haftası. Saadet geliyor, Nurten Hanım geliyor. Sarma yemedi. Patrin geliyor. Sarmaları götürürüm, evet, unutmayın. Ben, gitmeden ben, benim sizden bir şeyim olacak ama ricam olacaktı. Borca. Bir hediyemiz bu parkta, bir hediye. Evet. Güzel günlerde kullan, dolusu içeride. Çok teşekkür ederim. İnşallah bakalım 15 bin TL'yi de al. Bugün görürüm, oh, senden yine. Selfie mi? Evet. Hadi ne, evet, getir bu makineleri. Havam olsun şöyle. Aa, siz zaten havalısınız. Evet, verin telefonu, açın kameraları. Çekin selfie'leri. Çat 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 selfie'lerce. Çat çat çat, gelsin. Allah'ım. Allah'ım, Allah, bak bak şu şeyi. Pirinçler. Bana bak, poşet şeyin içine girmedi mi? Geçen haftalarda gördüm, ha, bir gelinimiz maalesef. O kesmiş o poşet, çorbadan dikkat çıktı. Dikkat edin, inşallah. Bana ters ben kaldı alayım, çünkü, olur mu? Tabii ki. Evet. Arkadan da Şükran Hanım çıktı. Evet. Gördünüz mü şeyin eksik anlıyor. Neyse neyse, olsun Şükran teyze. Buyurun, öpüyorum sizi. Sen kalkma, sen rahatına bak. Hayır, sen hayır, ayağından geçmiş olsun. Çok tekrar. Çok teşekkür ederim. Hadi bak, seni gördüm, iyileştim, iyileştim. Canım benim, Allah iyilik versin. Allah çok bir daha göstermesin. Ederim. Çok memnun oldum Rezamanıcığım. Sevgiler ailesi. Hadi Burcu, sendeyiz. Çok teşekkür Burcu, ederim. Burcu zaten benim olmuştu. Gene olacak, göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sarmalarınızı ne? Yalçalarına. Ey kızlar, Gülşahçığım. Al canım. Yalçalarınızı da alın. Evet. Evet, salçaları da aldık. Çok teşekkür ediyorum şey hediyelerimiz değil, için. Hadi bakalım. Yarışmacımız muhallebi kıvamına getirdikten sonra kuplara dolduruyor. Daha sonra üstüne rondodan geçen bisküvileri koyuyor. Burcu, Saadet'in yemekleri nasıldı sence? Ya güzeldi şimdi, yani kötü diyemem ama... Poşet yok mu? O tavırları falan poşet böyle getir. Sanki dünyaları o yaratmışlar. Kaynanalar kimmiş de öyle olmuyor işler. Hele benim kaynanam öyle bir şeyler yapsın. Ama Saadet de çok fena annem. Fena olsun, kendi kürkünü yakar. Tatlıya devam eden Burcu, şimdi de kuplara frambuazlı vişneli meyve sosunu koyuyor. Bir tatlı huzur. Ooo, ismi de bayağı güzel koymuşlar. İnşallah öyle bir huzur verecek şey tatlı olur da ben de huzura ererim inşallah, inşallah. Ay, bana bir tatlı huzur şarkıya benzettim ama inşallah şarkı gibi de güzeldir. Özlem annem, sen kaç yıllık evlisin? 30. Bize doğru evliliğin sırrını verir misin? Önce saygı. Evet. Birbirine sevgi. Gerçekten anlayış, iki taraflı olması gerekiyor. Tek taraflı olduğu zaman evet zorluklar çıkıyor. O yüzden... Bir de kadınların güzel yemek yapması lazım değil mi? Tabii ki. Erkeğin midesine giden... Kalbine giden yol midesinden geçer. Peki bu Burcu'nun karma karışık yaptığı tatlı ne olacak? Ya bu böyle mikso. Böyle mi? Böyle. Yarışmacımız tatlısını çileklerle süsledikten sonra soğuması için buzdolabına alıyor. Sırada portakallı yer elması var. Burcu, yer elmaları da kesilip hazırlanmış. Bunlar şey bana geliyor. Nereden geliyor? Bursa'dan, arkadaşımın babası yetiştiriyor bunları. Bana özel geliyor bunlar. Portakallı yer elması. Bu yemek mi, tatlı mı? Hiç yemedim ama kıvamına bakarım. Yer elmasını biliyorum ama portakallı yemedim. Heh Sercim. Mikso. Bunları ben sana ellerimle sardım. Bunları bana mı yaptın? Evet, bak ya, senin gibi çok tatlılar. İnanamıyorum sana. Çok kibarsın. Portakallı yer elması için soğanlar kavrulmaya bırakıldıktan sonra önce havuç, ardından da yer elmaları doğranıyor. Ne kadar yer elması kullanıyorsun? 1 kiloya yakın. Bu konserve yer elması mı? Bu evet konserve, yani hani konserve dediğim ama özel bunlar. Gerçekten toplanıp soyuluyor bunlar. Ve ben yarışmaya katılacağım için sağ olsun, ben ona zaten büyük baba derim.
Büyük babam gönderdi benim için. Yer elmaları da doğrandıktan sonra havuç ve soğanlarla birlikte kavrulmaya devam ediyor. Anneciğim, dünürün de çok gençmiş. Evet. Genç, tabii genç. Kıskanıyor musun? Hayır, niye kıskanayım? Burcu öyle diyor. Biz de o yaşlardan geçtik. Burcu, kayınvalidem annemi çok kıskanıyor dedi. Yok, demez onu. Onu demez. Burcu, markette söylediklerini tekrarlasana. Kayınvalidem annemi kıskanıyor dedin ya. Markette söylemedi mi? Bak. Burcu. Anne. İşte genç annemiz de geldi. Burcu. Mikro ortalığı karıştırıyor anne, sen ona inanma. Anneciğim, dünürün seni kıskanıyor mu? Bak dünürüme bak. Oo. Bu dünür kıskanılır mı? kendi güzel, koyu güzel. Kıskançlık yok canım, kıskançlık neden olsun? Kim kimi kıskanıyor? Yaşıtı değilim. Yaşıtı değilim kıskanayım. Özlem annem, gerçekten çok gençsin ama. Teşekkür ederim. Havuç ve soğanlarla kavrulan yer elmalarına portakal suyu eklendikten sonra tuzu ayarlanıyor. Bu nasıl bir şey ya, ben anlamadım. Tamam yer elmasını biliyorum da portakalın yer elmasına gireceğine hiç inanmıyorum. Tahmin bile edemiyorum. Nasıl olacak acaba, çok merak ediyorum. Vallahi hiç duymadım ama nasıl bir şey olur onu da bilmiyorum. Yer elmasını yapıyoruz ama portakalla ikisi bir arada. Gerçekten şaşırdım. İnşallah güzel bir şeydir. Burcu, kabukları soyacaksın. Patatesi değil. Sus be sol. Ne oldu, ağlayacak mısın? Ağlamayacağım. Ne olur biraz ağlasan. Sus be sol. Şaka şaka. Sus o zaman. Masayı tepretmeyin, vallahi devrilecek. Etin yanında patates püresi yakışmış. Hani olabilir olmaz diye bir şey yok. Bademli pirinç pilavının yanında ikisi de karbonhidrat. Patates püresi, o da karbonhidrat. Olmamış, yakışmamış birbirine. Dana bonfile basit değil mi hanımlar? Her şey basit diyorsun Mikso, bak 3 yemeği 1 saatten de yaptım. Basit midir bu? Anneciğim, becerikli kıza neler olmuş böyle? Hayır, daha da becerikli oldu. Hani eşi demesin çalışıyor da yemek yapamıyor falan. Sen mi daha güzel yapıyorsun yoksa dünürün mü? Benim değişiktir yemeklerimiz bizim. Püre için soyulan patatesler haşlanmaya bırakılırken pırasa çorbasının hazırlıkları başlıyor. Pırasa çorbası. Ay neyse artık aslında o da uğraştılan fazla yoktur ama olsun, yine de idare ederim ama sevmediğim bir yemektir ya, pırasayı sevmem. Çorbaya doğranan pırasaları kavurmak için gelinimiz ayçiçek yağı kullanıyor. Biraz dudukulu yapalım, biraz dudukulu yap. Dedikodu mu yapalım? Anneciğim, gidiyor musun Diyarbakır'a? İşte 4 sene önce gittim. Düğün falan olunca, Allah göstermesin taziye olunca gidiyorum. Burcu ne oldu? Yoruldum. Hadi biraz otur, dinlen. Değil mi? Güzel kız. Suyumu da buralara atmışım zaten. Senin enerjin güzeldir yavrum. Suyumu da buralara atmışsın. Ne yapalım, yer yok. Bir şey söyleyeceğim. Eyvah! Bir şey mi eksik? Hayır. Şunu yaparken bir yandan da pilavımı yapsam diye düşündüm. Anneciğim, bu haftaki kayınvalideler mutfağa girmek isterse? Kimse, ben kimsenin mutfağına girmem, kimseyi de istemem. Mutfağıma girmesine asla izin verme. Herkes yerinde otursun. Ne varsa masada konuşsunlar. Kayınvalideler niye mutfağa girmek istiyor? Bahane bulmak için mi? Bahane bulacaklar tabii. Ne kadar olsa dağınık oluyor. Titiz de çalışsa, ne yapsan yine biraz oluyor dağınık. Onu alınca mesela hemen yerine bırakamıyorsun. Yemeğini yetiştiriyorsun. Burcu iş yaparken mutfağı da topluyor. Benim gelinime güveniyorum her bakımda. Margarin de, değil mi? Margarin de. Margarin getir. Tamam, bu. Margarini neye koyacaksın? Pilavıma. Aa, gerçekten mi? Çok lezzetli oluyor biliyor musun? Kayınvalideler eleştirmesin. Çok az ve çok lezzetli oluyor. Hepsini margarinden yapmıyorum ben, karışık. Tereyağı bırak. Tereyağı mı koyacaksın? Ayçiçek yağı. Biraz da tere bırak. Tane tane istiyorsan Mikso. Biraz da tereyağı bıraksana kızım. Anneciğim, tereyağı istemiyorum, ağır oluyor pilavda. Ben ama bildiğim gibi yapsam. Tamam yavrum, ben lezzet dedim yavrum. Sen bildiğin ya. Bulyon. Pilava bulyon mu koyacaksın? Etim mi var, ben şimdi et haşlayayım da onlar için. Ya gözünün yağını yiyeyim. Bir çatal alacaklar zaten ya. Bademli pirinç pilava. Bonfilenin yanında. Ya aslında olur ama artık pirinç pilavı görmekten gına geldi.
Başka bir şey yapabilirdi aslında ya. Normal günlük. Bademli pirinç pilavı. Normal yani. Pirinç pilavından bıkmıyor bu gelinler. Bıktık artık pirinç pilavından. Allah seni kahretsin. Ay 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 yandı. Ne yapacaksın? Çok mu yandı gülüm? Olmuş mudur? Ayıklasan mı acaba? Akla, Özlem sen oradan akla. Yananları. Müsaade edersin mi mikse? Süresi varken ayırsın anneciğim. Hadi kızım mikse. Özlem sen bir akla. Hayır anne sen değil. Hayır Burcu'nun yapması lazım. Miksel müsaade et. Olmaz anneciğim olmaz. Servis sırasında da ayıklayabilirsin. Gayet yumuşak. Burcu portakallı yer elmasını kontrol ettikten sonra pilav için pirinçleri kavurmaya başlıyor. Gelinimiz pirinçler kavrulmaya devam ederken suda eriyen bulyonu ekliyor. Ardından çorba için kavrulan pırasalara un ekliyor. Karıştırmaya devam ederken suyunu ayarlıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda çorbama devam ediyorum. Yanında pilavım da oluyor. Bunu da koydum. Şimdi... Salata kaldı kızım. Yok yok anne yemeğime geçeceğim. Daha hiç başlamadığın ana yemek var. O bir şey yok ona kolay benim için. Yemekler kolay yani. Hayır benim için diyor. Benim için kolay diyorum. Benim için diyor. Yanlış anlamayın, ortalığı karıştırmayın. Pırasa çorbasına devam eden Burcu cezvede süt kaynatıyor. Şimdi asıl yemeğime geçiyorum. Nihayet ana yemeğe geçtik. Evet. Ana yemeğe nasıl bir sos yapacaksın? Ana yemeğime nasıl bir sos yapacağım? Kremalı, mantarlı, bir sos hazırlıyorum. Yarışmacımız ana yemeği bonfilenin sosu için mantarları yıkadıktan sonra doğramaya başlıyor. Ana yemek bonfilenin sosuna girecek mantarlar doğrandıktan sonra pırasa çorbasına kaynayan süt ekleniyor. Ardından doğranan mantarlar tereyağla kavrulmaya başlıyor. Gelinlerin kayınvalidelere cevap vermesine ne diyorsun? Bazıları kaynanalara karşı gerçekten çok çıkışlar. Hani kendinden kaynanayı bırakın kendinden büyük olduğunu bazen unutuyorlar. Bir anne olduğunu unutuyorlar. O sebepten dolayı onlara karşıyım. Bence olmaması gerekiyor. Kayınvalideler üstüne gelirse cevap verecek misin? Saygı çerçevesi içerisinde geçen sefer de, geçen yarıştığımda da aynısı oldu. Saygı çerçeve içerisinde gene kendimi savunacağım tabii ki de. Ama en azından saygımı bozmayacağım. Anneciğim peki sen ne yapacaksın? Ben lezzete bakacağım. Yemeğin masanın düzenine bakacağım. O eksik var mı yok mu? Onlara bakacağım. Bugün gelinini savunabilecek misin? Tabii gelinimi savunacağım. O kadar eziyet yiyor gelinim. Beli ağrıyor. Şimdi ayakta durarlar. Kaç çeşit yemek hazırlıyor. Bu sefer gerçekten de bomba gibi geldim. Ve kendimi de göstereceğim. Onlar görecekler. Ben inanıyorum bu sefer gelinim de çok hazırlıklı. Gerçekten çok güzel menülerimiz de var. Çok mükemmel harika bir menüler de yapacağım. Bu sefer daha iddialı olmakla beraber kendimize olan güvenimiz daha çok geldi. Biliyoruz ki Türkiye arkamızda. Saadet'i çok destekleyen var. Allah hepsinden razı olsun. Sürprizlerle bomba gibi geliyoruz. Beklesinler bizi. Pırasa çorbasına karabiber döküp tuzunu ayarlayan Burcu, ana yemeğin mantar sosunu kavurmaya devam ediyor. Bunun altını kısmam mı lazım suyunu çekmesi için ya? Nasıl? Alt açık olması lazım. Niye bu su saldı? Açık olması lazım mantar. Kızım. O suyunu çeker. Mantar suyunu salmaz mı? Ocağın altını aç. Altı açıkken mutlaka şey olur. Mantarlar çok mu sulu acaba? Galiba. Bundan üstüne kağıt bırak, kapağını tamam, kapat. Tamam anne koyacağım, bir dakika. Bana böyle şey yapıyorsunuz, ben daha şey oluyorum. Ne oluyorsun? Geriliyorum. Eyvah, işin zor gelin hanım. Kalan süreni duymak ister misin? İstemiyorum. O zaman bir saatiniz kaldığını söylemiyorum hanımlar. Süresi azaldıkça gerilen gelinimiz hırsını püre haline gelecek patateslerden çıkarıyor. Ah, Burcu'nun gücü de bitti. Hayır, mix-off bitmez. Laf yetiştirmeye çalışırsan biter işte. Burcu'nun gücü bitmez. Haşlanmış patatesler ezilmeye devam ederken önce tereyağı ardından krema ekleniyor. Şimdi ne yapıyoruz gelin hanım? Mantarlarımızı doğradık, sotelerik. Üzerine krema.
Meyveleri dışarı koy da yazıyor. Donmuş meyveler mi? Evet. Suyunu boşalt biraz mantar. Bir dakika anne, bir bunu toplayacağım. Mantarın suyunu boşaltırsan lezzeti değişmez mi? Ama bu tereyağı. Bakın, su değil artık. Tereyağı. Gördünüz mü? Su değil artık o. İstediğin gibi oldu yani. Evet. Altını aç kızım, altını aç. Mantarları da yakmasın sakın. Hayır hayır, oradadır. Ana yemeğin mantar sosu pişmeye devam ederken krema ekleniyor. Tuzu da ayarlandıktan sonra üzerine karabiber dökülüyor. Mantar soslu bonfile çok severim aslında. Mantar soslu bonfile güzel olur. Ama inşallah güzel yapar. İnşallah baharatlarını, tuzunu güzel ayarlar. Ayarlarsa, beğenirsem ona göre güzel notumu vereceğim. Anneciğim, yarıştıktan sonra programı izlemeye devam ettiniz mi? Tabii ki. Evet. Zuhal Hanım izlemeden olur mu Mixto? Ben de işe başlamadan her gün saat 4'te Fox TV açılıyordu. Her gün kaçırmayız. Zorlanamazlarım kaçar mı Mixto? Parmesan peynir. Parmesan peynir. Ana yemeğine devam eden gelinimiz mantar sosuna parmesan peynir ekleyip karıştırıyor. Biraz aç kızım altını, çok kızdım. Anne şu an çekiyor, bir dur. İçine parmesan koydum şimdi, bu kaşarlaşacak. Anneciğim, gelinine karışmıyorsun. Yarışmadan sonra aranızda konuştunuz mu yoksa? Tabii ki de. Uyardım. Çok karışıyorsun anne, bir beni sal dedim yani, bir rahat bırak beni ya. Anneciğim, senden hiç beklemezdim. Gelinini salmışsın resmen. Sene sene daha da olgunlaşıyor. Kendi daha beni müdafaa etmeme gerek kalmıyor. Aa! Eyvah! Çok mu tuzlu? Olduğunu düşünmedim. İyi ki tadına baktın Burcu. Yapacak bir şey yok. Ete çok şey koymam. Şimdi ne yapacaksın Burcu? Hadi birazcık tüyo vermişse. Krema ya da süt koyabilirsin. Kremam da yok Mixto. Süt koyayım biraz. Ama iyi düşün, öyle karar ver. Ana yemeğin mantar sosunu tuzlu bulan gelinimiz süt ekleyip karıştırmaya devam ediyor. Ardından kendi ismini taşıyan Burcu'nun özel soslu salatası için yeşillikleri yıkıyor. Ben bir üstümü değişip de geleceğim. Hadi o zaman anneciğim, bir an önce üstünü değiştir de gel. Özlem anne, Burcu nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Ama biraz sorun var. Evet, nazardan olsa gerek. Mantar sosu tuzlu mu oldu? Yok yok, düzeldi. Yok yok, düzeldi o. Yarışmacımız yeşillikleri temizledikten sonra eliyle parçalayarak salata kasesini alıyor. Evet. Peçete koparır mısın? Aşk olsun tabii ki. Mixto hadi. Al hadi. Bunların acısını çıkaracağım. Al Burcu. Sen de al. Bir tane daha al hadi. Eyvah, soslar aktı. Ya Mixto biraz acele etsen olmuyor mu? Beni görmeyeli iyice sakarlaşmışsın. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Özlem anne, görüyor musun? Kızın hep beni suçluyor. Burcu ne yapıyorsun? Ortalarını açıyorum. İçleri güzel pişsin çünkü mühürleyeceğim, çok tutamayacağım. Eti nasıl sıcak tutacaksın? Ya evet, aslında ben çok mantıklı. Zaten bununla işim çok uzun olduğu için ben onu şimdi yapmayayım. Masamı hazırlayayım, sonra yapayım. Emin misin? Etler kaç dakikada pişer? Bu hemen olacak. Böyle bir dakika bir tarafını, bir dakika bir tarafını mühürleyeceğim. Üç dakika bir tarafını, üç dakika bir tarafını bitecek. Burcu, istersen şöyle yapabilirsin. Artık yarışmacılarımız servis sırasında pişirebiliyor. Ama ya unutursam? Ona sen karar vereceksin. Yarışmacılarımızın çoğu yemeği hazırladıktan sonra pişirme işlemini servis sırasında yapıyor. Isınmaz mı? Isınmaz bir daha. Ne yapacaksın? Kaynanaları servisi yaptıktan sonra. Sadece ana yemek değil mi? Evet evet, başka bir şeyim yok. Yani ben riske atmasını istemem ama yine en iyi. Anneciğim ama bu sefer de soğuyacak. Bir gelinimiz kuymak yaparken 40 dakika bekletti. O yüzden kayınvalideler menüsünü eksik saydı, kararı sen ver. O zaman ben buldum Mixto. Benim zaten sosum var ya. Ben etlerimi şimdi yaparım. Bir en son sosumu ısıtıp üzerine. Burcu özel soslu salatası için çeri domatesleri doğruyor. Mixto buradayım. Ana yemek için bonfileleri tavaya alan gelinimiz üzerine tereyağı koyuyor. Şimdi de biberiye mi giriyor? Evet, şöyle lütfen. Ana yemeğin bonfileleri tereyağı ve biberiye eşliğinde pişmeye devam ederken taze kekik ekleniyor. Ardından pilava girecek bademlerin kabukları soyuluyor. Aman Allah!
güzellik de kim? Anneciğim, hoş geldin Şükran Hanım. Hoş buldum. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ana yemeğin pişen bonfileleri tavadan alındıktan sonra yerini yeni etler alıyor. İzliyor musun? İzliyorum Burcu. Ana yemeğin etleri pişmeye devam ederken gelinimiz son ara sıcağı karpaccio için hazırlık yapıyor. Mantar soslu bonfile. Güzel, evet, ismi güzel ama tadı da güzelse puan veririm. Niye vermeyeyim? Baharatını, her şeyini güzel koyması lazım. Ona dikkat ederim pişmesine. Etle mantar, mantar çabuk pişen bir şey. Sebze, et de geç pişen. İkisini tutturması gerekir. Gelinimiz ana yemeğin pişen son bonfilelerini de tavadan aldıktan sonra salatasının özel sosunu hazırlıyor. Salatanın sosuna neler koyuyorsun? Biraz su koydum. Bence püf noktasını söylemedim. Hakiki zeytinyağı, biraz ayçiçek yağı koyuyorum. Söyleme tarifini kızım. Anneciğim, görüyoruz ama. Bu arada ben kendi etimi pişireyim. Aa evet, sen çevir onu. Sonuçta bu etler benim değil mi? Aynen öyle. Mikse bak, bunların hepsini... Özelliği var. Öyle kafana göre. Ne kadar limon koydun? Yarım, yani 1,5 çorba kaşığı. Dalmışlar ekmeğin, bırak. 1 çorba kaşığı üzüm sirkesi koyuyorum. Başka ne koyuyorsun? 1 tatlı kaşığı. Tatlı kaşığını geçecek kadar malzeme koydum. Şimdi biraz tuz. O etleri alalım mı? Oldu mu? O etleri alalım, evet. O zaman kendi etimi alıyorum. Tamam. Bu eti de sana alıyorum. Evet, çok sevindim. Ben size tuz koydum. Şeker koyacağım. Gelin hanım, et çok güzel pişmiş. Etten anlıyorum, onu biliyorum en azından. Şimdi ne koydum? Kekik koydum, çay kaşığı, çay kaşığı, karabiber koydum. Şeker koydum. Çalkala yavrum, çalkala. Gittiği zaman masayı yaptırın. Çalkala yavrum, çalkala. Bu masayı sen kırdın, masayı yaptıra giderken. Anne tamam, taktın, dur. Zamanı azalan yarışmacımız ara sıcağı karpaccio'ya geçiyor. Gelinimiz ara sıcağı karpaccio için özel kestirdiği etleri rokaya sarmaya devam ediyor. Kaç tane oldu? Şurası 2, 4, 6, buna da 6. Bu yemeği çok basit diye eleştirirler mi? Hayır, basit değil. Siz de görüyorsunuz. Bir kere onlar tadını biliyorlar mı ki basit diyorlar? Nasıl yapıldığını biliyorlar mı? Dana etini rokaya sarıp veriyorsun diyecekler. Ne anlarlar onlar? Kayınvalidelerimizden Katrin Hanım'ın oğlunun İtalyan restoranı var. Ha, geçen defa da vardı bir tane. Oğlumun dedi otelde çalışıyor. Yemeklerini gördük. Evet, hani aşçıydı, ne oldu? Aşçıdır, aşçıdır, aşçıdır dedi. Yemeklerini gördük. Anneciğim, Burcu'ya bugün yüksek puanlar gelecek mi sence? Gelecek. Peki gelmezse? Gelmezlerse onları yerim ben. Bitiririm onları. Son dana etini de rokaya saran yarışmacımız ara sıcağı karpaccio'yu tamamlayıp sosunu hazırlamaya başlıyor. Sosuna neler koyuyorsun? Zeytinyağı koydum, ayçiçek yağı koydum. Tane karabiber mi o? Evet, tane karabiber evet. Koyuyorum içine. Şimdi de böyle tane tane görünce onları. Ve karpaccio'nun sosuna balsamik sirke de girdi. Karpaccio'nun sosunu da tamamlayan yarışmacımız için sofrayı kurma vakti geldi. Ekmeğine. Ekmeğim. Ve biz gidiyoruz masayı kurmaya. Anne koş, tut onu. Anneciğim, hadi yavaş yavaş. Tamam anneciğim, tamam sakin. Aa Burcu, her şey hazır. Her şey hazır mı? Evet. Bir dakika, aklımı karıştırma. Bir dakika. Unuttuğum bir şey var. Hayır, sofra bizim yok. Masa örtüsü. Miksu, beni biliyorsun. Masa örtüsü kullanmam ben. Geçen sefer de çok konuşulmuştu. Neden masa örtüsü kullanmıyorsun? Sevmiyorum, biliyorsun. Bu masa örtüsüz kullanılmaya uygun mu? Unutursun. Bir şey olmaz. Zaten görünmeyecek bir sürü sunumum var benim. Annem, sunumlarımı dışarı çıkabilir mi? İkramlıkları önceden hazırladığınız için sorun yok. Tamam. Evet. Geldim. Ooo, neler var neler. Misafirlerimiz için. Anne, bunun sosu. Sosu dolapta. Onun ne sosu var? Ona da sos var. Ona da özel. Bugün hep özel soslarımı döktürdüm Miksu. İkramlık neler var Burcu? Kuru et salatası. Füme et tabağımız. Zeytinyağlı sarma ve zeytinyağlı lahana. Burcu, çift servis mi açacaksın? Hayır. Çünkü benim takımım zaten çift değil, görüyorsunuz ben bunlara özel zaten. Çatal kaşıklar altın rengi demek. Sosunu nereye koydun? Anneciğim, dolapta. Ama dolapta nerede kızım?
Tamam, ben bakacağım. İkramlık etimiz de geldi. Git dolabı iyi araştır. Neresinde sen söyle, göremedim. Altları bir yerde. Kavanoz şeyin olduğu yerdeydi bu, etimin tabağının olduğu yerdeydi. Yok işte. Kavanoz. Sofrasını kurmaya devam eden gelinimiz şimdi de aksesuarları yerleştiriyor. Anne bir çekil ayağımın altından ya. Bağırttırıyorsun beni illa ama. Zaten dakikan bir şeyim yok. Dakika mı? Artık saniyeler var. 200 saniyen var. Bunun üstte peçeten vardı. Nerede? Burcu hemen suları da doldu. Son 3 dakika. Ay. Hadi Burcu daha üstünü değiştireceksin. Tam bir dakika. Yarışmacımız sofranın kaşık, çatal ve bıçaklarını yerleştirmeye çalışıyor. Buraya. Of. Eyvah, kafası iyice karıştı. Son 50 saniye. Ve ben giyinmeye gidiyorum. Anne bıçağa gerek yok. Bıçak. Hadi Burcu, Zuhan Hanım gelmek üzere. Ve gelinimiz nihayet giyinmeye gitti. Başarılar diliyorum size Şükran Hanımcığım. İnşallah. Sağ ol, teşekkür her ederiz. Her şey gönlünüzce olur, güzel sağ olur. Kızım. Anneciğim, kızımız bitirdi ama süremiz de bitmek üzere. Zuhal Hanım her an gelebilir. Ve Zuhal Hanım geldi anneciğim. Hadi kapıyı açalım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dedim bir şey mi oldu acaba? Bir baktım ki kadın saydırıyor ayakta. Evet, oksijen alerjisi var. Yani ay nasıl ya, hayatta kalıyor değil mi? Ben de hayret ettim gerçekten. Sunu onlar. İkram. Evet, size ikram. Gözümüzü boyama. Tabii. Çiğ. Nasıl yiyeceğiz onu? Hadi bunları yemedin diyeyim Güneş Hanımcığım. Ara yemekte ne var biliyor musun? Ne var? Karpaccio. Daha iddialı bir çorba beklerdim. Dıdı dıdı bıdı bıdı bı. Siz yiyin ondan sonra ben yiyeyim. Beni bayağı strese soktu. Ay mecbur muyum yani yemeğe? At ağzına o lok. Atmak zorunda mıyım? Beğendin mi? Huzura ermedim ama beğendim. Şimdi herkesi sırasıyla beynime yazacağım. Ben de seni beynime yazacağım. Buyurun. Bunlar da sıkıyor. Kapılar kız. Kim açtı bana? Ben açtım. Merhaba. Nasıl tabii benden başka kim açacak? Seni kim açacak? Burcu nerede? Buyurun. Burcu? Burcu giyiniyor. Geliyorum. Ha, giyiniyor. Evet. Ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim. Çok şükür. Seni görüyorum. Daha iyi oluyorum. Teşekkür ediyorum. Burcu gel. Geliyorum hemen. Aa, ne güzel olmuş sofra. Hoş geldin. Gel tabii. Gel otur. Hoş geldin. Hazır mısın? Hazırım. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi vallahi. Nasıl görünüyor masan? Vallahi ne kadar güzel, ne kadar renkli. Şu peçetelere bayıldım, evet. Tam bahar renkleri. Ay ikramlıklar da orada. Evet. Orada da var. Şat hocam, karpaccio'yu mu koydun oraya? Yok, karpaccio içeride, orada hemen size göstereyim. Kuru et salatam var. Ay çok güzel, bayılırım. Evet. Özel çok soslu. Güzel, biliyorsunuz özel. Benim soslarım meşhurdur. Ay meşhur, çok güzel. Vallahi içim açıldı şu gerçekten suflalara mi? Bak. Aa çok güzel. Bakalım onlar ne diyecekler. Sen yeni mi aldın bu takımı? Sizin için hepsi. Özel özel seçtim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'ı doğmama. Bayilerine like. Ay çok teşekkür. Aha geldiler. Bakalım o zaman. Hadi bakalım. Sen gelecek misin? Gel istersen. Geleyim ya. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Burcu gerek ben. Yok. Buyurun. Böyle alayım size. Buyurun. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldin Nurten Hanımcığım. Nasılsın? Çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. 28 bedene düşmüşsün. 27. 27. Sen kaç beden oldun Nurten Hanım? Ben 36'ya düştüm Zuhal Hanım. Ben dedim ama bugün. Aynen. Kesin 36 beden düşüyor. 55 kilo. Aynen. Gel buyur hadi bakalım. Hoş tekrar geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Ay bakayım. Evet. Bir sıkılaşmış, bir daralmış gördüm. Aynen. Seni. Daha da daralacaksın bu hafta. Seni spor yapa yapa gördüm. O yüzden ben görüyor zayıfladım. Görüyor musun? Evet görüyorum. Ne var mı Nurten Hanımcığım senin de spora?
Pilates. Yapıyorum da o kadar yapamıyorum Zuhal Hanım. Vallahi. Televizyonda gördüğümden daha güzelsin. Evet geldi. Teşekkür ikinci fenomen kayınvalidemiz geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelin hanımın karşılaması güzeldi. Kayınvalide de güzeldi. Ben zaten gencim. 36 bedenim. Niye yani elimi öptüreyim ki? Elimi öptürmek istemedim. Hoş geldiniz. Ya bu kayınvalidelerin eli. Merhaba, hoş geldiniz. Bilmiyor, çok genç gençsiniz. Ben şöyle çıkartıyorum. Tabii ki, alayım ben hemen. Söyle, yardımcı olayım. Buyurun efendim. Karşılama normaldi. Çok öyle ahım şahım bir şey değildi. Zaten artık tukalaşma falan da yok. O yüzden normaldi. Aha. Merhaba, Madame Catherine, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tekrar görmeye çok sevindim. Nurten Hanım. 38 beden. Nurten Hanım. 36'ya düşmüşsünüz. 36'ya düşmüşsünüz gerçekten. Artık 36, buyursunlar. Merhaba. Malum bu korona yüzünden tokalaşamıyoruz, etmiyoruz falan. Bir süre böyle. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyelim. Amin. Hoş geldiniz. Sizde ne var ne yok? Ankara nasıl? Ankara çok anneciğim, güzel. Anneciğim sen oturma. Tekrar görmek istiyorlar Ankara'da. Öyle mi? İnşallah, evet. İnşallah. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, kayınvalide. Hoş alayım geldiniz. Ben isterseniz ceketinizi. Şurada alayım. Söyle yardım edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Anneciğim sen de geç. Üçün, aha efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz efendim, sizi sormalı. Siz, bu güzellik ne ya? Nerede görüyorsunuz bu güzelliği? Ama efendim o sizin gittikçe güzel bakan gözleriniz. Nilgün Hanımcığım, evet. Katrin Hanım, evet, ve Nurten Hanım. Evet, evet, ve merhabalar. Merhaba. Evet, bak herkes farklı şekillerde tanınıyor. Evet. Karşılama güzeldi, sıcaktı. Güler yüzlüydü, gelin de kaynana da. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Montumuzu alayım isterseniz. Ben de memnun oldum. Şöyle yardım edeyim size. Tamam. Hatırladınız mı? Evet. Çiçekler oksijen veriyor, evet, rahatsız oluyorum, evet, demişti Nurten Hanım. Aynen. Çiçeklerden alıyor bak şu zeli. Canlı mı o? Canlı değil, 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 canlı değil. Sizin için cansız koymuş Burcu'cum. Heyecan var mı? Bende çok var bu sefer. Gerçekten. Nedense bilmiyorum. Geçen sefer daha rahattın sen. Evet, bugün çok heyecan yaptım Hikmet'si. Ve o geliyor. O geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdi. Güneş Hanımcığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok güzel. Nasılsın Güneş Hanımcığım? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben miyim? Seni diğer fenomen kayınvalidelerle tanıştırmak isterim. Katrin Hanım. Öyle mi? Merhaba. Nilgün Hanım. Merhaba. Neden Nilgün Hanım? Tanıdım. Merhaba. Evet, buyurun, merhaba. Bu 20'ye kadar sayan kayınvalideydi herhalde. Bu hafta 100'e kadar sayacak herhalde. Buyurun. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun. Ve tabii ki ev sahibimiz Şükran Hanım ve gelini Burcu. Ben de kalkıp gideyim. Tekrardan hoş geldiniz evimize. İçeriye girende hiç yok ya, hiç bana rakip hiç zannetmem. İnanmıyorum vallahi, hiç bana rakip olacaklarını hiç inanmıyorum. Ama bilemiyorum, belki de şey yapıyorlarsa bilmiyorum, kendi puanlarına oynamak için mahsus sessiz rolü oynuyorlarsa bilemem. Sanırım herkes mumları ve çiçeği görmüştür. Onun acil kaldırılması tabii gerek derler oradan sevgili Burcu. Yüksek biraz mumlar, içeride söndürsün. Bir de çiçeği de rica ediyorlar. Çiçek canlı değil değil mi Burcu? Yok hayır değil. Değil. Canlı evet. Olsa beni rahatsız eder. Ben sevmediğini biliyorum ve katılıyorum oksijen. Teşekkür ederim. Ne? Şaka yapıyorsun. Oksijenine karşı alerji mi var? Evet, oksijene alerjisi var. Yani aynen. Nasıl hayatta kalıyor değil mi? Ben de hayret ettim gerçekten. Evin içinde kalıyorum ama dışarıda oksijeni alıyorum dur ben. Dur bakayım ne diyeceğim. Sen en iyisi arada bir kapıya git bir oksijen al tekrar gel. Tamam. Dışarıda depoluyorum, geliyorum burada, tamam, yeterli tamam. Geliyor bana. Ben servisine başlayayım. Tabii, bu arada sofrayı gördünüz herhalde. Nasıl, beğendiniz kaseleri mi? Kaseleri alsam yeterli kaseleri olur verelim. Benim için. Beğendim de, neden? Bir feromen kaynana yaptığım kadar değil, gelinin de. Efendim? Şeylerin neden morlar? Beyaz da var. Peçeteleri soruyor, neden değişik diye. Değişik işte. Değişik. Bilerek setim böyle. Öyle mi? Evet, tamam, her biri ayrı. Ama birbirine uyumlu, tamamlıyorlar. Yok güzel, hoşuma teşekkür gitti. Teşekkür ederim, yani çok sağ ol. Yönden yani neden? Bilerek yaptım. Tamam, oldu. Renkli. Teşekkürler. Evet. Kaselerinizi size zahmet uzatın. Alabilirsin. Çok şey var konuşacak, çok anı var yad edecek. Onun dışında da yeni anılar, hatıralar oluşacak bu hafta inşallah. Böyle mi verelim? Şöyle alırsam çok sevinirim. Evet, böyle çiçek şey. Böyle alsam daha iyi olurdu ama. Yani ben böyle tercih ettim.
bildik bayan bildik hani bayan alerjisi var ya onun için. Ama siz bilemez. Bilmiyordunuz herhalde karşılaşacağımızı. O bilmiyordu. Bilmiyordu. Ha, yani ha. Burcu da beğersem olmaz diyormuş. Sizle aynı kafadaymış Burcu bu konuda. Hayrettir ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Kayınvalideler yani bir tanesi daha doğrusu niye böyle kaseyle almışım? Sana soracaktım nasıl alacağımı çünkü. Böyle almak istiyorum. Böyle aldım ya. Siz de mor mor masaya pek yakıştınız. Evet. Miss Katrin. Şey masaya ben şey yapmıyorum, yorum yapmıyorum. Çünkü şey gelinler kendi zevkini sunuyorlar. O yüzden her gelinin kendi zevki güzel. Güzel diyor Nilgün Hanım. Güzel. Onlar, bunlar ne? Ben anlamadım. Bunlar sunum onlar. He, sunum. İkram. Evet. Size ikram. Gözümüze boyama. Göğü hayır hayır. Öyle. Bresola hayır. Yapmış senin için. Bresola. Sever misin bresola? O ne demek güzel hanım anlamadım. Kuru et. Öyle mi? Bakın ha. Bu parmak sucuklar, parmak etler. Evet, anlıyorum. Onlar et böyle, stick etler, parmak etler. Çıt 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 alıp yiyebilirsiniz ama. Mesela aparatif. Tabii. Çiğ. Çiğ. Nasıl yiyeceğiz onu? Nasıl yani? Çiğ eti. Şu tütsülenmiştir, füme etlerdir onlar gördükleriniz. Hayır ben yiyemem Fela Hanım onu. Hadi bunları yemedin diyeyim Güneş Hanımcığım. Ara yemekte ne var biliyor musun? Ne var? Karpaccio. Bu nasıl bir isim der? Ben ilk defa duydum. Duyarsın şimdi yediğin zaman anlarsın ne tadında. Tamam tamam. Masa düzenine şey niye bu kadar renkli dedi kayınvalidenin biri. Ondan sonra peçetelerim değişik renk ya benim. O sebepten de ben de dedim yani ben böyle kullanıyorum renk. Sonra tamam zaten sevdim dedi. Evet ne güzel rengarenk yaptım. Sonra siyah olsa diyecekler ki niye siyah? Beyaz yapsam klasik. Örtü sersem klasik. Öyle olsa böyle olsa. Bu benim fikrim. Masa düzeni çok iddialı bir masa değildi. Masa örtüsü yoktu, runner'ı yoktu. O çiçekler de göz yoruyordu bana göre. Siz karpaccio yediniz mi Nurten? Yemedim Zuhal Hanım. Dana karpaccio. Ben pek yiyemediğim bir şey ama. Diyorsunuz. Evet. Tadına bakarsın. Fileto. Yani fileto değil. Evet, evet. 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 Pırasa çorbaları geldi tabii ki öncelikle. Evet. Fenomenler Haftası'nın ilk yemeği. Kızım tepsi yok mu? Tepsiyle getirse daha iyi olmaz. Tamam hocam. Öyle yaparım. Çünkü elinle alayım isterseniz giderken. Sen nasıl bana... Güneş Hanımcığım masayı? Ya güzel buldum da yalnız örtüsü yok mu? Örtünüz mü yok yoksa? Örtü var. Benim gelinimin sunumu böyledir. Geçen defa da aynısı. Aa doğru değil örtüsü yok. Sevmiyor. Örtüsü olabilir. Değil ben anne yapmıyorum. Amerika'ya da gittim böyledir. Ben böyle seviyorum. Olabilir doğrudur. Belki de zevki evet, öyleymiş zevki ama ben... Geçen defa da yani birinci geldi. Gelinim evet. Çekmemişti. Neden elinle getirdin? Neden tepsiye koymadın? Dı 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 bıdı bıdı bı. Şimdi tepsiye koyacağım bakalım ne diyecek? Yani bu kaynalar gerçekten kendilerine şey arıyorlar. Laf söylemek için laf arıyorlar. Ben hemen şöyle hızlı hızlı servisimi yapayım. Yoksa bunlar şimdi oradan başlarlar kaynalar. Serviste de çok yavaşsın. Ben hazırlamış olsaydım o kaşıkları, çatalları mutlaka eleştirirlerdi. Hatta Nuh Nebi'den falan derlerdi diye düşünüyorum. Çünkü benim annemin de vardı. Ama çok yani gelinler kendi zevklerini sergiledikleri için fazla yorum yapmak istemedim. Siz ne diyorsunuz sofrayla ilgili Nilgün Hanım? Ben şık buldum, çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Renkleri iç açıcı. Yani örtü olup olmaması hiç önemli değil ama güzel olmuş. Ha, siz örtüye takılmıyorsunuz? Yok. Hadi yok, yana. Ben de takılmıyorum. Siz... Amerikan servisleri hoşuma gidiyor. Fakat sadece şeyler, ikramlıkların üzeri açık. Yani bir şeyle kapatılmış olsaydı. Örtmüştük, bunlar çekimde açtı. Ben ekmeğin de üstünü örttüm. Hani koronavirüsünden bahsederken. Evet. İkramları da size göstermek istediler herhalde. Hani örtülü evet. De. Bilmiyorum belki son anda açtıysanız kapatmış mıydınız daha evvel ikramlıkların üstünü? Hepsi kapalıydı, streçliydi hepsi. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet İlk eleştirin çorba servisinden geldi. Niye evet. Tepsiyle şey yapmadılar diye. Evet doğru, aslında evet. Doğru. Tepsiyle hızlı ben de çok şey böyle ben de. Ortaya bırak kızım. Doğru. Açıkçası afiyet Burcu. Afiyet olsun. Evet afiyet olsun hadi bakalım. Ekmek alabilirim çünkü ben tabii ekmekte ki. Gözüm gidip biliyorum. Tabii ki. Yani oraya ekmeği koymuşlar ama. Şöyle uzatayım size dokunayım. Siz de alır mısınız ekmek çünkü alın yazıktır. Orada boşuna duruyor. Vallahi ilk defa aylar sonra ekmek yiyen bir kayınvalide yedim çok mutlu olduk. Yemiyorlar yani, genelde. Yemiyorlar. Ben de sinirlenim. Yani oraya boşuna mı getiriyorlar, süs olarak mı getiriyorlar? Doğru süs mü bu anlamadım ekmek? Anlamadım ya vallahi. Vallahi ben de anlamadım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Masa düzeni de fena değildi. Aman aman o kadar abartı değildi. Olması gereken gibiydi. Çok doğal karşıladılar. Ben anlam veremedim. Normaldir diyorlar örtü. Olur mu? Normal olur mu? Örtü olması lazım.
bu şeydir yani, güzel bir programdır. Gelme, biz kaç defadır yarışıyoruz. Bundan ikinci defadır. Masanın daha güzel olması lazım. Daha şık olması lazım. Yok. Hayır, kusura bakmasın. Örtür şarttır bence. Size neden Ketrin diyorlar mesela? Ya Ketrin değil, Katrin diyorlardı. Almanya'daki iş arkadaşlarım. Söyleyemedikleri için, ismimi telaffuz edemedikleri için Katrin diyorlardı. Önceki programda kullandım ve çok eleştiri aldım. Evet. Onun için artık ben Kadriye'ye döndüm. Ya bir baktım ki Kadriye mi, Katrin mi bilmiyorum vallahi. Bir geldi böyle sosyete, kibar. Bir konuşma şekli var. Ben anlam veremedim. Kadının hiçbir şey anlamadım. Yok ya, ben bile havalı insanları hiç sevmiyorum ya. Kim bilir yemeği nasıldır, ben akıl sır erdiremiyorum. Bilmiyorum, inşallah güzel yemekler yapar bu havasına göre. Peki bol bol sohbet edeceğiz. Çok keyifli tamam, sizle tamam, tekrar tamam. Bir araya gelmek ama tabii ki olayımız gene yemek. Birinci yani. Sırada yemek var. Yemekler oldu mu olmadı mı? Birinci olan gelinler var. Aranızda kayınvalideler biliyorlar. Evet. Olmayanlar da var. İkinci şansını arayanlar da var. Kimler nasıl olacak, nasıl yarışacak merak ediyoruz ama önce tabii ki Burcu'nun şu pırasa çorbası bir konuşalım. İlgün abla sen söyle. Şimdi ben bu yarışmanın daha güzel bir çorba, yani güzel derken daha iddialı bir çorba beklerdim. Başlamak için diyorsun. Evet. Ya ama şimdi şöyle, hani hep biliyoruz domates çorbaları, mercimek çorbaları, işte yoğurt çorbaları. Hani hep bilindik olduğu için ben geçen yarışmada domates çorbası yapmıştım. Eleştiri aldım. Basit dediler. Bu sefer dedim ki hani böyle bilindiğim bir dışına çıkayım. Eline emeğine sağlık. Güzel afiyet olmuş ama ben derdim isterdim ki hani daha bir iddialı çorbayla başlamak. İşte benim de en aklıma gelebilecek iddialı çorba bu oldu. Pırasa çorbası. Beğendin mi peki? Eline sağlık. Güzel afiyet oldu. Güzel diyorsun. Benim birinin de domates çorbası yapmıştı. Aa, domates ama... zedelerden de. Evet. Evet. Ondan sonra cima oh my god bu nasıl domates diyenler de olmuş. Ay sen senin için çok yanmış. Ne diyor Zeynep Hanım diyor. Ay marka attı. Niye bu kelimeyi ben anlamadım. Oh my god. Ne? Aman Tanrım, aman Allah'ım diyor Allah'ım. Öyle mi? Allah'ım. Siz Türkiye'de, Türkçe'de kullanmıyor musunuz? Bir şeye kızdığınız zaman, hayır, şaşırdığınız yani... zaman, şok olduğunuz zaman. Yani ama aman Allah'ım biz... demiyor musunuz? Ben de onun karşılığını ama... alışkanlık, oh my god demiştim. Alay konusu oldum. Diğer kayınvalide, yok, hayır, oh my god bu nasıl domates. Başka dedi. Bir kayınvalide de ona evet, inat. Size böyle söylendi söylenmiş. Yani. Evet. Oh my god, evet. Oh my god diyordu o da. Ama ben olsun. Oh my god diyordum, oh my god. Domates çorbasıyla başlıyoruz ikinci günümüzde. Wow, domates çorbası. Günde evdeki yaptığımız domates çorbası. Bunu evde sürekli frenk soğanla ya da şinikdanla birlikte yemiyorsunuz. Şinikdanla mı yiyorsunuz siz? Oh, oh my god. Bu nasıl domates çorbası böyle? Ona bilir. Demek ki diliniz öyle alışmış. 40 yıl hem de orada çalışma hayatı yani, dolmuş. Evet, evet. Beğendiniz mi pırasa çorbasını? Anlaşıldı. Değişik Kadriye. Geldi. Güzel. Sadece ben limonlu isterdim yani. Sonuçta bu damak limonla şey yapılıyor. Evet. Olabilir. Ama kıvamı falan gerçekten afiyet hoş olsun, yani. Çok sevindim. Bak iki kayınvalide beğendi bile. Nurten evet. Hanım. Ben de beğendim çorbasını. Afiyet güzel. Evet, afiyet beğendim. Olsun. Güneş abla. Ben beğendim de ama tuzsuz. Tuzsuz mu? Tuzsuz geldi. Bir de katı, çok katı olmuş. Tutsuz. Peki verelim eline sağlık. Güzel olmuş. Ben de bir limon, bir parça böyle yanında giderdi. Söyle alayım. Böyle belki evet yanına koyabiliriz. Terbiyeli çorbalara gidiyor İçine çünkü. Sokmuyoruz ama yok, yanına, yanına olabilir ama güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tadı güzel de ama işte tutsuz. Şükran Hanım da bakmayın böyle sessiz sakin durduğuna. İlerleyen izledim, günler... izledim onu. Ya, hatırlıyor ama musunuz? Ama o yemedi çorbanı. Hatırlıyorum onu. Yedi. Çok bak çok da sevdim bu yemeği. Şey, bu ilk olaraktan gelirimde bunu yiyorum. Biliyor sevmediğimi yapmıyor. Öyle ama mi? Sevmez evet. Misin pırasa çorbası? Sevmezdim. Pırasa sevmem. Ama tadı bak gelinim diye değil. Sizin de olsaydı tadı çok güzel. Çorbamı bütün hayranlar beğendi. Mutluyum. Sadece biri tuzsuz dedi. Biri yanında limon isterdim dedi. O kadar. Ama genelde beğenildi. Çorba ilk defa yedim. Çok fazla bir tat alamadım. Sıradan bir çorba gibi geldi bana. Kayınvalidelerden birinden basit çorba dedi. Ama ben anlattım yani. Bir domates çorbası, mercimek çorbası daha basit. Bresola yesenize hanımlar. Şu etten onu bir tatsana. Onu ortaya alsak böyle. Şu parmak şey etlerden. Ay mecbur muyum yani yemeğe? Şimdi ortaya al da ellerini uzat. Şu mu? Şey tabağınızı alabilir miyim? Güneş abla sen tabağını uzat çorbanı. Bunu mu? Bunu mu? Şey, alabilir istersen. Teşekkür alır mısınız bayanlar? Oraya bırakın oraya alır. Tamam. Yeni alır. Yoksa ben... Yemez misin? Yok. Şu bresoladan ye öbür çiğ etten. Ay hayatta yemem. Niye? Ay yok ben çiğ et yemem. Hatır için çiğ tavuk yenirim. Evet. Ay. Çok güzel ya. Konuşturdun. Biliyor musun haklısın ama yok. Ben hatırını şey yapmam severim ama. Güneş Hanım'a ye diyorsunuz. Evet. Siz neden yemiyorsunuz? Yeriz niye yemeyelim canım?
Hadi size o zaman. İyi başlayın o zaman. Aynen. Servisimiz oldu. Doğru söyle bak. Alın şey Nurten Hanım. Nurten Hanım. Çünkü ilk bak, günü oldu. Bak zeytinyağlı sarmamız biraz şey var. Ha zeytinyağlı bak onu sarmam. Severim onu severim. Ha, ye ye. Severim, onu i̇yi alırım. İyi. Onu alırım. Soframdaki sunumluklarıma bakılıyor. Ama ben yemem bunu diyorlar. Et tabağı ya. Şimdi çiğ et mi görece ne yapacak kaynanalar? Çok merak ediyorum. İkramlıklar göz boyamak diye düşünüyorum. Hiç gerek yoktu ve ben onların üzerinin açık olduğunu zaten görünce şok oldum. Şimdi menüde biliyorsunuz dana karpaccio var, o da çiğ et. Yani füme et. Fileto. Hiç yemedin mi? Ya biliyorum da ben çiğ etlere karşı benim şeyim var. Yiyemiyorum işte. Ama güzel yapmışsa tabii ki tatarım. Güzel güzel bir tadına tatarım, bak. Mecbur tatmak zorundayım. Ben de gelinim ya ben hani bile değişik yemekler yapmıyorum. Gelinim yapınca kızım ben bunu yemiyorum. Anne ne olursun bir tadına bak. Tabii, tadına evet, bakınca bakayım ikinci anne beğendin mi? Beğendim hele sağlık kızım. Ya etin ilk çiğ olduğunu ben anladım. Hiç ötekiler bir anlamadılar. Şöyle masalara böyle bakıyorlar ben anlamadım. İnsan bir yorum yap bir şey yap. Şimdi zeytinyağlı ama kesin yanmış diyecekler ama halledeceğiz. Zaten iki kaşık alıp bırakıyorlarsan kaynanalar yiyor mu yemiyor. O yüzden şöyle az az. Altı kişiye bunu yettirmeye çalışacağım öyle söylesem. Bence de daha doğru olur. Bu portakallı zeytinyağlı yer elması. Valla Şükrü Hanım geçen sefer katıldığında üçlerini bol bol göstermişti. Şimdi herkesi sırasıyla beynime yazacağım. O ne demek ya beynime yazacağım ne demek? Yaz canım yaz. Beynine neyi tabii yazıyorsun gülüyor ki sen anlamadım. Neyi yazıyorum ya hani sunum güzelse notlarınıza bakacağım. Ne veriyorsunuz ondan beynime yazarım. Sen bu notu vermişsin mesela sunumu beğenmişsin. Evet. Evet. Ondan sonra notun düşükse seni beynime yazıyorum. Ben de seni beynime yazacağım notun o zaman. Notunu bakalım. Beğenmiş. O zaman ne olacak? Tamam benim harcılıklı notun beynimde kırarsamsa yaz beynime. Tamam ben yaz de beynime yazacağım tamam, merak notun var. Notun kırarsamsa yazarsın. Tamam. Şimdi beğenme beğensen de beğenmesen de bunu burada söylemeniz bana göre çok abes mi diyorsunuz? Evet. Yazsın istediği yere yazsın hiç önemli değil. Siz bana puanları verin önce. Ama ben size gelince hakkınızı vereceğim. Yani bana ne yaparsanız karşılığını alacaksınız. Evet, tabağımı unutmuşum içeride. Ama öyle bir konuşmaya dalmışlar ki... Allah, buna da yanıklar denk gelecek. Bunu kayınvalideme kakalayayım. Bunu kayınvalidemeyiz. O unutmuyor, yazıyor. Yazıyorum. Unutmuyor. Söylenen hiçbir şey unutmuyor. Unutkanlığım var. Bunu o beynime yazın. Kısasa kısası oluyor. Hayır kısaca ben hak yemem. Sunuma da bakarım, lezzete de bakarım. Ben lezzete puan hepimiz veriyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama hep üçler böyle verdi hepimiz geçen. Ya ben şimdi korkmaya ben başladım. Hadi bakalım. Bir saniye. Adalet dedim. Üçlerden diyor korkuyor musun? Korkmaya başladım gerçekten. Yok hayır söylediğin sözlerden korktum. Beynime yazarım demek mi? Keşke bir not tutsaydınız. Yarışmadan sonra da takip edeceğiz hayır, sizi. Hayır beynimde de benim duruyor. Desene zor işiniz. Seni merak etme. Vallahi ben beynime de yazsam unutuyorum. Ya vallahi unutuyorum. Kaynana da birden bana döndü dedi ki sizi beynime yazdım. Beynime yazdım ne demek ya? Bizi mi korkutmaya çalıştı? Artık bilemiyorum ne yapmaya çalıştı? İstediği kadar yazsın. Benim bir günüm geçsin var ya ben ona o zaman alnına nasıl yazılıyormuş ben ona alnına yazılmasını göstereceğim. Kapatıyorum sus. Ete valla çiğ diyecekler. Bu et mi diyecekler. Bunu ne yaptın da getirdin diyecekler. Bunun ne gibi bir şeyi var diyecekler. Oo diyecekler de. Diyecekler valla. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Saadet Ayrı eve çıktı mı? Biz çıkamadı ciğer... da. Çıkamadı ev çıkamadı. Buldum diyordu. Buldu da anlaşamadı. Hadi ya. Ya kira biraz yüksek geldi. O yüzden bunu almaya geldik. Ha bir de alacaksınız 15 bin TL'yi bu sefer kesin. Kesin. İnşallah inşallah. Kesin. Bakarız. Bu sefer yarışmayı değil sizi davet edeceğim. Özel olarak yemeği. Aa öyle mi? Aa çok memnun oluruz. Evet, teşekkür yani ederim. Kadriye Hanım'ın gelin de yemekleri çok iddialıydı. Biraz farklı şeyler kullanmıştı. Yok hayır o değil de şey hanım çok iddialı. Nasıl bulmuştun bayağı Saadet'i? Ben çok hoşuma gitti. Valla sevmiş. İddiaya baksana hepimiz benim gibi doğal Saadet. He? Doğal. Birisi benim gibi doğal. Değil. Doğal aynen. Yapmacık değil.
Evet. O yüzden çok sevdim parayı ben onu. Parayı getirecekti sadece. Gerçekten çok sevdim onu. Helal olsun ona kazandığı para. Gerçekten güzel şeyler. Dur bakalım yaptı. Bu hafta neler yapacak? Onu da yemekleri çok güzeldi. İnşallah bomba gibi geliyor. Bence Kadriye Hanım sizin... Sürprizlerle geliyor. Valla. Sürprizler var. Bayağı. Zaten sürprizi bir bayağı. Hafta olması gerekiyor. Fenomenler, birinciler. Evet. Tabii artık gelinlerinizin daha iddialı menülerini bekliyoruz bu hafta. Tabii, sizin ikinizin yani çok iddialı olmanız lazımdı. İddialı bir masa olması lazım. Ama masa olarak bir iddia yemek etmiyoruz ama menü olarak. Çünkü birincilikle geldiniz. Ben çünkü masalara takılmıyorum. Biz sonunculukla geldik. Biz sonunculukla geldik, siz birincilikle. Sizden daha iddialı menüler beklerdim. Evet. Dur daha görmedim. Daha görmedim. Bugünkü gördüm sizin. Menü iddialı değil mi bugünkü? Bence iddialı değil. Bence de iddialı değil. Birincilik ile gelen birisinin iddialı menü değil. Bir de karışık, çok karışık. Karışık, işte karışık evet, olduğu karışık. İçin iddialıdır bu. Öyle mi? Tabii karışık. İddiası karışıklığından geliyor diyorsunuz. Evet, karışıklığından geliyor. Doğrudur. Karpaçomuzun sosunu da üzerine güzelce ekliyoruz. Tane karabiberlerimizden de. Seçiyoruz. Herkesin menülerinin çok çok iyi olması gerekiyor. Çünkü en iddialıları ve en iyi yarışanları benim aralarında birinci olduğum geçen sezon finali benle kapandı. O yüzden hepsinin mutlaka çok iyi olması gerekiyor. Bir eli burada, bir eli orada böyle karıştırıyor, onu bakalım, kızartıyor, tadına onu yapıyor. Bakacağım zaten. Tamam. Eğer güzel olursa, hoşuma giderse. Doğrudur. Ne beklerdiniz mesela iddialı menüde? Mesela ne olmalıydı? Birinci olmuşlar ya yani. Evet. İddialı birinci olmuşlar. İddialı oldukları için bir daha tekrar yarışmaya geldi. İşte bu çok değişik yemek yapmış. Mesela ara sıcağı çok karışık buldum. Ana yemekte mesela badem bir pilav var. 8 çeşit yapmış. Ne var mesela menünüzde ne var? Artı şey var. Yer elması gelecek şimdi. Patates püresi, ikisi de karbonhidrat. İkisi bir arada. Karbonhidrata karşı Nurten Hanım kilo yapıyor diyor. Bakın ne kadar fit ve dikkat ediyorum ben diyor. Ama o zaman girmemesi lazım. Her misafirin sevdiğini yapamam be. Tabii canım. Tabii. Tabii ki biz de göreceğiz. Yok, ben onu demiyorum da ama pilavdan artık yani gerçekten bitkinlik geldi bana yani. Sofraları seyrederken o pilavı gördükçe artık fenalık geçiriyorum. Ona da bitkinlik, yorgunluk, pilavdan usanmış doğdum. Şeydir, sulu yemeğin yanında pilavda olması olmuyor. Sizin ekmekten yani yiyeceksin. Millet yaptıkça, ekmek yemekten inan ki pilav yiyin. Pilavdan gına geldi. Sana seyrederken mi evet, diyorsun? Evet, gerçekten çok kötü oldu. İşte badem koyuyor içine bir dedim, Züyal Hanım iyi dayanıyor onu yerken. Geçen senenin birincisine bu menü hiç yakışmadı. Hiç mi hiç yakışmadı? Hafifin de hafifiydi. Hani diyecekler ki şimdi buradan hani ne vardı menüde? Ne yoktu ki? Hiçbir şey yoktu. Şu an benim menüme kaynanan iddiası değil mi? Şansları yok. 8 çeşit yemek yaptım. Ve ayrıca gayet şık sunumlarla götürüyorum. O yüzden diyemezler. Ya benim gelinim farklı menüler yapmıştı. Ya çok hep farklı. Şey, güzel. İşte farklı yaptı. Ama çok güzeldi lezzetleri. Tanımadık dediler, bilmem alışkın evet, değiliz dediler. Finalden sonra tarifi istediler. Ah! Onu yapmayın lütfen, değişik bir şeylerle karşılaşırsınız. Kim istedi tarifleri? İsteyenler biliyor, izleyici görecekler. Dostlarımın tarifesini istiyorum diyenler bazen vardı. Bazen şu bile oluyor biliyor musunuz sevgili seyirci, ufak bir sır vereyim size. Şimdi burada böyle kayınvalidelerin bazıları tabii sizi tenzih ederek söylüyorum. İşte yemiyorlar, beğenmedim, burun kıvırıyor. Aa, bir bakıyorum ara veriyoruz, puanlama geçiyoruz. Etrafta tık 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 mutfakta yiyorlar. Ay ne kadar ayıp bir şey. Olur mu öyle şey? Hadi niye ya, dedim yemiyorsun gerçekten. Kayıtta? Puan vermemek evet. için. Bazen ay, çok beğeniyorlar. Olmaz ayıp. Beğendi mi Güneş abla? Yer mesela. Ben yerim, gerçekten yerim. Ya, beğendim mi yerim. Şu karpaçoya bayılacaksın. Çiğ et bu işte. Bu mu çiğ et? Evet. Size mi yedim, yeseydim. Ay. Ay mı? Ay keşke dur size neden ben biri tatsaydım onu da sana bana keşke deseydin. Ama bir saattir konuşup. Ben bilmiyordum bunun çiğ et olduğunu. Özür dilerim. Hadi buyurun. Yer elması var zeytinyağlı kadrosunda. Siz yiyin onu da sana ben yiyeyim. Beni bayağı strese soktu. Ne biz yiyeyim sorayım sen yiyeceksin? Evet siz bir yiyin bak tadım bakalım da. O ne demek ya bize bir şey olursa sen yemeyeceğim mi diyorsun? Vallahi ben bir kalkıp ayağa kalkmam. Saymam lazım. Eyvah. Ne oldu? Gerçekten bilmiyorum. Edip duydum bayağı bir şey. Stres oldu. Strese girdim. Ay. Vallahi stres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20'ye çıkma bak. Sinirlenirsem çıkarım o yüzden. 20 o yüzden sinirlenmiyorum. Şey yapman lazım. Alttan almanız lazım. Ben sinirlendim. Ben şimdi şaşırdım. Ne oldu? Ben bir yere gidecek zannettim ayağa. Yok canım benim ben sinirlenince öyle oluyorum. Şimdi bu eti de niye görünce... Niye sinirlendin?
Eti gördüm ya, strese girdim ya. Bayağı bir strese girdim. Çiğ et diye mi? Evet. Yiyemiyor musun? Yok, yiyemiyorum işte. Bilmiyorum artık. Siz bir tadın bakalım. Güneşim saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5 Sakinleşiyor. Neye sinirlendi? Gidip öğreneceğim. Galiba çiğ ete. Çiğ etten mi yedi acaba? Ben onu bir ara kalkıp gidecek zannettim. Çünkü ayağa kalktı. Dedim bir şey mi oldu acaba? Bir baktım ki kadın saydırıyor ayakta. Ne oldu dedim. Sinirlenmiş. Neye sinirlendi o arada anlayamadım da. Zuhal'ım size soda tadına bakacağım. Çok sevinirim. Siz ne içersiniz? Ben de bakmak zorundayım. İstemeyerek de olsa tadına bakmak zorundayım. İçecek olarak ne alırdınız? Ben su içiyorum. Tabii. Aynı şeyde yapılmadı mı? Bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmemiş. Fark ettiniz mi? Evet. Yer elması mı? Yer elması evet. Pişmiş aynı de havuç pişmiş. Aynı yerde yapıldı. Hepsi bir. Aynı dakika içerisinde oldu. Hani ayrı ayrı birleştirildi. Onun içinde portakal aroması mı? Evet, portakallı yer elması zaten. Siz ne içersiniz? Bir şey yok, teşekkür ederim. Nasıl portakallı yer elması? Portakal diye bir şey görmedim. Portakallı yer elması. İçinde portakalın sosu var, kendi sosu. Ama çok geçmemiş herhalde. Aynen. Daha fazla evet, yoğun, şey yani yoğun bir yağ var. Ama siz portakal aroması mı var? Var mı yok, dedi. Güzel. Yok, kokusu var hafif de. Ben almadım pişmemiş kokusunu. Pişmemiş ama. Ne? Biraz sert gelmiş. Yer elması mı? Evet. Havuç. Aslında hepsini havuç kontrol yer ettim. Havuç da bazılar pişmiş ama bazı. Yer elması pişmiş, daha havuç pişmemiş. Bunu da hiç beğenmedim. Anneciğim bir bakabilir miyim havuç. Havuca? Ha yavrum. O da sert olduğu için. Neyi beğenmediniz Zülfü'nün? Karpaccio'yu. Hiç tadı yok yani. Karpaccio'nun mu? Evet. Özel sosu var aslında içinde. Hiç sos muz tadı yok. Bana göre yok. Bunda da hiç baharat yok. Sade, haşlama sanki. En azından üzerinde bir kekik bir şey olabilirdi. Her şey var ama. Kekik yer elmasında. Olabilirdi yani bunda bir kekik yani. Kekik ne işi? Yani biz yer elmasına olur, koymuyoruz güzel. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı hiçbir şey kerevize de konulmaz. Üstünde görünüm olarak güzel olurdu yani. Yani hani ben düşünmüyorum öyle bir şey. Sizin düşünceniz tabii ki de, o da benim düşüncem. Saygı duyuyorum. Yani siz bu tabağı beğenmediniz benim anladığım yok, bakın. Yok, yer elmasını beğendim normal ama bunu beğenmedim. Ha pişmemiş dedin ya yer elması. Havucu pişmemiş. Havucu pişmemiş. Yer elması pişmiş. Yer elması da pişmemiş, hayır bazıları pişmiş. İki tane pişmemiş. Aldım ben, bana pişmişi denk geldi. Tattın mı? Ben de üç tane aldım. Bıçakla kestim. Hmm. Hani bayağı bir de hatta soteleri görüyorsunuz zaten sote rengi de iyice alana altına, kadar. Bak bunlar pişmiş. Altına gelen pişmiş, üstüne gelen pişmiş. Aslında şey üstüne hiç gelmedi. Hepsi aynı hizadaydı. Bana pişmişi büyük, denk geldi. Bilmiyorum. Genişte yaptım ya. Genişte yaptığım için hani üst üste binen olmadı hiç. Portakallı yer elmasında portakal tadı hiç yoktu. Karpaccio eti çiğ olaraktan hiç beğenmedim. Yani yutamadım. Zor yuttum. Ya kerevizin yağı bayağı bak ete de bulaştı. Evet, biraz fazla yağ zaten olmuş. Etten şey oldum. Bir de yağı da bulaştı var ya bilmiyorum artık. Siz çiğ et... Yok. Yedin mi ondan karpaccio'da? Yok şimdi onu tadacağım ama ay ben nasıl yapayım? Bence ya, yersiniz Güneş Hanım. Mecbursun. Bence tam sizin damak zevkinize göre. Ben de yemiyorum ama mecbur tatmak için yedim. Küçük küçük kes. Evet evet öyle yapayım. Zoyla Hanım siz? Geleceğim ben birazdan. Şimdi yemen lazım Güneş'im. Tabağımızdaki her şeyi yiyoruz biz. Tamam onu tamam onu at ağzına artık. Küçültme. Ay ben nasıl at at. At ağzına o lok çok güzel. Atmak zorunda mıyım? Benim hiç için uğra. Yerseniz sevinirim. Ay vallahi bilmiyorum ben. Biraz tadını alacak kadar büyük. Hatta baka beceremem. İşte ama çok kesiyorlar, lezzetli. Getiriyorlar. Yani hiç böyle şey gibi düşünmeyin işte hani lok et yiyorum, çiğ et yiyorum gibi değil. Yok bana yabancı gelmedi. Evet siz bilirsiniz. Tanıyorum. Evet. Pileto yani. Ama nasıl somondan tadı? Ben yemiştim. Yok, doğrudur. Ah beğen. Afiyet olsun. Vallahi beğendim. O zaman ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Gerçekten güzelmiş. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben dur onu da yiyeyim. İyi, afiyet olsun. Teşekkür olsun. Bak beğen gördüm. Senin i̇şte kalbime bu. Yazdım. Gerçekten. Aklına yazdım. Bir yemeyeceğim diyenden, istemiyorum diyenden kesinlikle. Ya birden ne olduysa, birden ben böyle hani iyi davranınca, eti yiyince, güzel sözler edince hemen döndü dedi ki senin kalbime yazdım dedi. Çünkü ben biliyorum bu numara. Ben Güneş ablanın gününden sonra bomba gibi olacağını biliyorum. Biliyorum yani bunu da hissediyorum. Yok beğendim, hoşuma gitti şeyi. Ben beğendim. Ama bak o şey... İlk defa yediğim için ama bana gerçekten çiğ geldi. Bana çiğ geldi. Ama ben çiğ et zaten. Çok güzel ama. Bak çiğ çok güzel. Için yemedim hani çok zaten. Da ince ya Karpaccio'nun özelliği. Bir de tadını ben güzel yiyorum, yapmış. Ben yiyorum, somondan daha fazla yedim. Bana yani yabancı gelmedi menünüzde. Değişik olması da ayrıca hoşuma gitti. Teşekkür fakat ederim. Şey biraz
gerçekten benim tabağımdakiler pişmemiş. Hani yer elması. Ve biraz yoğun yağlı olmuş ama şey güzel. Ya biz de zeytinyağlı güzel deyince gerçekten zeytinyağı böyle olacak. Çok güzel yapmış. Bak ben gerçekten afiyet olsun. Ben ilk defa yedim. Ve hoşuna gitti. Ben bundan sonra devam edeceğim. Karpaccio'ya devam. Evet. Her hafta karpaccio. Ben size özel göndereceğim. Sağ ol. Teşekkür göndereceğim. Canım güzel. Onu da yer misin? Benim için de onu da ye. Teşekkür ederim. Olsun güzelsin. Sağ ol. Yer elmasını beğendin mi? Ya şimdi kusura bakma kızım benim. Yok buyurun. Pişmemiş. Birazları pişmiş, evet. Birazları pişmemiş. Ya demek ki hani içi evet, şey her yeri eşit pişmemiş. Doğru. Olabilir. Pişmemiş. Bu çok hamur gibi olmaz ama gene de bir kıvamı olmalı. Onu da ye. O ki sevdiniz yiyin onu da. Bunu mu? Evet. Şimdi tamam anne. Aldım ya yeteri kadar aldım. Tamam. Sonra ben gene yiyeceğim ama. Tamam. Hatır için çiğ tavuk yemiş gibi oldu evet. Yani. Evet. Sen kere şey yer almasını beğendin. Ben beğenemedim. Yer almasını da beğenmedin. Beğenemedim. Aa arayın mı tabağını beğenmedin. İlk defa açıklayan ben ilk defa yediğim için. Şey çiğ eti tamam ama onu yer elmasını. Onu da beğenemedim. Emin olun beğenemedim. Yer elması o da niye? Mı? Neden? Ha, size şimdi herkes geldi? Bir sebep sunuyor. Kadriye Hanım çok piştiğinden ve zeytinyağının fazlalığından. Pişmemiş dedi. Ve pişmemiş dedi. Hı-hı. Sen niye beğenmedin? Ama şeyi beğendim. Bana da yapılması ilk defa dedim ya yedim diye. O ayrı ilk defa. Ama beğenemedim işte. Peşin hükümlü olma ama yani. Hani evet. Mesela iyi pişmiş mi pişmemiş kimileri pişmemiş. Yok pişmiş olabilir. Pişmiş fazla güzel pişmiş. Fazla bile pişmiş bana göre. Size de öyle denk gelmiş. Aynen. Ona da fazla pişmiş aynen geldi. Ama ah, şeyi güzel benim yapmışsınız, yapılması gerektiği gibi yapmışsınız. Çok evet, Dana Carpaccio güzel hedefine ulaşmış. Evet. Ama maalesef yeri, şey yaraması için aynı şeyi, yağ çok fazla olmuş. Bir de bu karamelize etmişsin ya soğanları falan. Evet, arada var. Arada böyle birileri gitmiş. İşte o da hani iyice yumuşasınlar diye beklemekten. Anladım. Soğanlarım evet iyice karamelize. Ama Carpaccio oldu güzel. Ben severim Carpaccio. Ben de yani beğendim. Tüketi bak, bak ne kadar evet önyargı. Nasıl yiyeceğim? Yemedi diye bile sinirlendi. Saydı evet saydı. Bak afiyet olsun. Stres oldu. Kalktı evet saydı ama. Evet. Cefaldım dedikleri var mı? Evet. Alırsak sevinirim çünkü hani set i̇yi olarak şey. Gerçekten iyi ki tatmışım. O zaman bunlardan da yemen. Beyal Hanım'ın sayesinde çattan da seyredim. Beğendim. Çatal bıçaklarınızı geri alın. Setim bu kadar diyor. Tamam, tamam. Yedeği. Çok teşekkür ederim. Yedeği yokmuş. Yemem dedi. Hayatta çiğ et yemem dedi. Ona kadar saydı. Sonra oturdu. Mükemmel yedi. Daha da yerim dedi. Kalbine yazdırıp gününü oynadı. Güneş Hanım yarın günü kendi diyerekten bugün biraz şirin görünmeye çalıştı. Ben öyle düşünüyorum. Yarın atlattıktan sonra ekranlardaki tanıdığımız Güneş Hanım gelecek. Bayağı strese girdim yani. Ama sonra yiyince yok tadı gerçekten de güzelmiş. Ne bileyim böyle çok hoş, güzel. Sanki salama da biraz anımsattı. Sanki salam tadını anımsattı bana. Yani güzel, hoş, güzel yapmış gelin. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben içeride sayı saydım. Neden? Güneş Hanım çiğ eti yedi ve çok güzel dedi. Çok zor yedi. Hatta o saymasının sebebi çiğ et yiyecek diye stres yapmış. Oturmuş saymış. Ama yedi ve beğendi. Mantar sosumu ısıtıyorum şu anda etim için. Servisler de kaldı. Getirip de bunu götürecek. Hani beklemeyin diye. Güzel yemek zaten ekranlarda da belli oluyor. Evet. Saadet'in güzel de her şey ama çorbası çok yoğundu. O çok yağlıydı zaten. Evet. Zuhal Hanım da çok yağlı ve yoğundu Saadet'in çorbası. Kime not vereceği biliyorum biliyor musun? Vallahi anlıyorsunuz vallahi değil mi? Biliyorum. Seyirciler. Vermedi, vermeden şimdi, ben Zuhal Hanım'dan gelir diye. Yanımdakileri diyor ki Zuhal Hanım şu notu verecek diyorum kesin o çıkıyor. Teşekkür ederim. Aynen. Mantarlı krema soslu bonfilem. Ya bence şimdi adaletsizliğe uğramış olabilirler. Ben de biraz uğradım hani birinci oldum evet ama daha da yüksek puanla olabilirdim. Uğramış olabilirler ama şimdi bu farklı bir yerdeyiz. Farklı kişiler yarışıyor. Orada adaletsizliğe uğradım diye burada da uğrayacak hali yok ya da bizi uğratacak hali yok. O yüzden olmaması gerekiyor. Orada oldu burada olsun olmaz. Yarışmacılar farklı. O sebepten dolayı bence olmamalı. Geçen hafta gördüğünüz 10 puanımı çıkarttım bu seneki. Aynen. Ardı gelsin istiyoruz inşallah da. Bana gelsin. Yani. Öyle mi? Evet benim gelinime gelsin inşallah. 10 puan inşallah. Zaten 8 mi vermiştim ben senin gelinime? Yok 7 verdiniz ya. 7 mi vermiştim? Evet. 7 vermiş. Fena değilmiş. Olsun yine iyi iyi. İyi puan güzel. Tabii diğerlerine rağmen yine benim gelinime iyi verdiniz. Güzeldi onun yemekleri güzeldi. Tatlı güzel olsaydı belki de verirdi. Evet orada birazcık bir tatlıda evet sıkıntısı evet olmuştu.
İnşallah. Yok, siz adaletlisiniz. Teşekkür ederim. Keşke kayınvalideler de öyle güzel falan. Bu sefer kendi evimizde yarışacağız. Sıkıntım yok hiç. Ay süper. Evet. Hadi bakalım. Vallahi hiç kendimi yani böyle dişli rakip göremedim. Kesinlikle dişli, bana göre dişli rakip yok. Hiç inanmıyorum. Belli yani, zaten konuşmalarından belli. Masadaki yaptığı davranışlardan belli. Bayağı bir uyuşuk uyuşuk konuşmalar var ya, hiç canlı değiller ya. Ben canlıyım ya, ben de olmasaydım demek ki. Hiç masada bir konuşma, bir sohbet yoktu. Gelin Hanım. Geliyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Biraz ikramlıklardan tadabilirsiniz. Ha, ikramlıklardan tadın biraz. Tatarım da tabağımız yok. Servisimiz yok. Üzerinde tadam. Sunumumu yapıyorum. Tabak Batır yok ya. Batır çatalı aldı olmadan. Yok. Böyle mi yapıyorsun? He yap al. Çatallarınızı tadın. Allah Allah. Kusura bakmayın ayıp yok, oluyor ama. Yok rica ederiz, ne olacak Batır'ın çatal nasıl bir daha şey yapmazsınız. Tabak varken de takmadınız. Gelin Hanım, biz ikramlık yemeğe gelmedik. Ana yemeğe bekliyoruz. Geliyorum efendim, sunumumu hazırlıyorum. Servis hiç güzel değildi. Ben şaşırdım, o nasıl birinci olmuş diyerekten. Gerçekten şaşırdım. Zaten onun için bunu koydular ki bizi oyalıyorlar. Anladın mı? Niye bunu koydular? Şimdi anladın mı? Hayır hayır, sizi, değerinizi bildiğimiz için bunu bıraktık. Duydum şu anda. Ne alakası var? Niye oyalamak isteyeyim? Ben masam güzel görünsün diye. Yok yok, siz kesin. Buna dalsınlar, onu unutsunlar diye yaptınız. Sen sözlerin tatlıdır, hiç dokunmuyor. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Şükran genelde kızardı normalde eski Şükran Hanım. Demek ki Yıldız'ın hoşuna gitti. Tatlı tatlı. Sizin bir yıldızınız barıştı. Evet, barıştı. Bayağı... Sabırsızlandı hanımlar. Şey olduğu için... He. Tabağımda şöyle vereyim. Mantar soslu bonfile miydi canım? Tabakları da al kızım. Tabağımda. Güneş Hanım dedi ya, bizi susturmak için ikramlık koydunuz. Çünkü menüsü çok hafifti. Böyle bir menüyle Westofl'da hayret içindeyim. Evet, patates püresi, mantar sosu. Heyecandan eli titriyor. Evet, ay canım benim ama ya. Heyecan. Ay. Ama bu bir yarışma, hakikaten evet. Kazansın diyoruz hep. Evet canım benim ya, bayağı şey yaptı. Bir de kazanmış yarışmacım. Hmm. Biliyor, bilinçli yani. Olsun tercümeli. Olsun, ne kadar da olsa insan gene çalsa. 10 kere de kazansan çalsa. Bir heyecan evet, var. Evet, var. Yok, ben ilk geldiğimde heyecanlıydım, şimdi hiç heyecan yapmadım. Valla rahatsın. Vallahi çok rahat. Biz daha büyüğüz. Ben siz de. Ruşen ablayla zaten. Evet. Ben bugün dedim, çok heyecanlıydım. Nedense işte evden çıkarken öyle değildim ama. Gelinime güveniyorum. Kapıya gelince çok heyecanlandım. Oluyor, heyecan olur. Gelin acaba gelinimi görünce daha çok heyecanlandım. O sevginden ileri geliyor. Doğru. Şimdi bir dakika, ne yapacağım? Et. Etim mi eksik? Ha yok, bir tane fazla. Tamam. Ruşen Hanım'ın bir röportajını izledin mi sonra? İzledim. Yayınca? Neler demiş? Evet. Aa, anam neresi 38? Ama neresi 38 ki acaba sen bunun? Sen o ceketi giydiremedin bir türlü. Gerçekten 38 beden misin? 36. Yok, hayatıya düştüm. 55 kilo düştüm. 36. 36 beden gibi görünüyor zaten. Teşekkür ederim. Görünüyor değil mi öyle de? Evet. Ay Güneş Hanım. Emin misin? Güneş abla 36'yı niye göstermiyor 36? Göstermiyor mu Güneş abla? Yoksa yok. 32 mi gösteriyor? Yok, bir daha kilolu gözüküyor. He? Senden kilolu mu gösteriyor? Bak ne kadar hakikaten konuşuyor. Yok canım, benden kilolu değilsiniz ama benim kadar da varsınız. Siz de 42 gösteriyorsunuz. Bana da neredeyse gelmek üzere. Siz de 42 gösteriyorsunuz ama. Çok tatlıdır siz ya. Siz 42 gösteriyorsunuz ama. Ben mi? Ay, evet. Teşekkür ederim. Beden 42, yaş yani değil. Yani yaş değil, beden 42 gösteriyorsunuz. Ay onların bedenleri beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten. Yemekleri tartışsınlar ya. Beden tartışmak ne? Yalnız benim biraz önce kaynanama götürmem gereken püre bir kaynanaya gitti. Ya yanımdaki oturan da 32 bilmem ne sürekli öyle diyor bana. Ya ne kiloya mı taktı kafayı, bedene mi taktı kafayı? Ben anlamıyorum. Ya ben kiloluyum kardeşim. Ben kendi kilomdan rahatım. Seviyorum kilomu. Demek ki kendisi korkuyor. Ben kilolu çıkarım diye yapıyor. Stres yapıyor, benden çıkarıyor şeyini, anlamaya veremedim. Hadi bakalım, gelenler başlasın. Pişmemiş gibi görüyorum, acaba evet, böyle mi oluyor? Ben de öyle, ben zor kestim, demin güldüm öyle. Ya. İşte şey, bayan söyledi diye fırlattı, ben şey de bunu fırlatacaktım. Bademler ayrı mı pişti yoksa pilavın içinde? Hayır, bademler ayrı kavruldu. Üstüne kondu değil mi? Ha evet. Sunum amaçlı daha çok. Badem hani bazen çoğu kişi içinde sevmeyebiliyor. Afiyet olsun. Ben salatayı da getireyim Zuhal Hanım. Getir canım. Ay Zuhal Hanım, yorum yapabilir miyim ya? Öyle mi yap tabii. Vallahi ne yapayım, kusura bakmayın bayanlar. Ne oldu? Eti hiç pişmemiş ya. Çiğ. Çiğ mi? Evet. Mesela soslu ama şimdi buna diyecekler ki ya sosunda ne var bilmem ne de.
işte iki kıvırcığı doğramışsın da şöyle de böyle de. Ama o işler öyle olmuyor. Sosumu bir yesinler de. Sonra kovsunlar. Bakın ziyalını, et baya bak, çiğ içi farkında mısınız? Kırmızı görünüyor. Pişmemiş. Patates püresini bak sevdim, hoşuma gitti. Zaten pilav da artık bıkmışsın. Evet, bıktığım için ama güzel, tadı güzel. Yapmasadık da tadı güzel. Niye tadı pilav güzel yapmadınız? Kayınvalideler etime çiğ mi diyor? Şaka mı yapıyorlar onlar? Et yani yansın mı et? Ne olsun? Etin yanması mı gerekiyor? Çiğ olmaması için. Bir et yemeyi bilmiyorlar. Etin ne olduğunu bilmiyorlar. Tövbe tövbe ya. Hadi laf söylemeyeyim diyorum. Kırmayayım diyorum. Ama yani çiğ de şaka gibi. Bunu öyle fazla kızarsa da üstü yanacaktı. Nasıl çiğ değil? Canım bakar mısın sen? Sen bana diyorsun çiğ değil. Bir bak içine kıpkırmızı durmuyor mu şu? Bakın gerçekten kırmızı duruyor yani. Ya biz arazi sıcakta da çiğ et yedik, bunda da çiğ et yedik. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya bilmiyorum artık akşamleyin ben kurtlanır mıyım bilmem artık. Bilemiyorum. Aa bak şurası kıpkırmızı çiğ. Aa, evet çiğ gerçekten pişmemiş. Bakın pişmemiş. Bende de aynısı. Sizin de mi? Benim pişmiş. Evet. Sizinki daha çok şişmiş. O zaman, senin gelinin sana özel getirmiş canım benim. Aynen. Herhalde belli. Özel değil vallahi. Misafire özel verilir bizde. Ama hadi biliyorum sen diyorsun ya hani bana gelmemiş diye. Pişmemiş, kızarmamış. Ben de diyorum herhalde sana özel pişmiş geldi bizimkini. Demek ki böyle geldi bilmiyorum artık. Hmm. Sos da tuzlu birazcık. Efendim? Sos tuzlu birazcık. Sosu tuzlu diyorsunuz. Kremesi. Bakar mısınız canım? Şimdi bademli pilav diyor da bu nasıl içinde badem yok. Sadece üstünde var badem. İçinde neden yok? Ama içinde dedi yani üstüne demek istememiş. He, evet içinde öyle dedi şey içinde. Bu özel soslu salata. Yani içinde roka var, kıvırcık var, çeri domates var, Burcu'nun özel sosu var. Evet, seninki daha fazla pişmiş ama evet. Peki Nurten Hanım, ciddi bir sorun var burada. Evet. Pilav da yağlı ama. Evet, yağlı pilav mı? Evet, pilav da çok yağlı. Lapan. Burcu gel, sorun var. Pişmemiş. Hemen geliyorum. Alert. Bırak yavrum. Bakar mısınız kızım? Pilavda ne yağ kullandınız canım? Ben biraz margarin, biraz ayçiçek yağı kullandım. Çok kullanmışsın kızım, biraz yağlı olmuş. Aslında öyle çok kullanmadım. Hani hep yaptığım gibi sanki kullandım ama gibi geldi bana. Biraz yağlı gibi geldi. Siz peki o Burcu'ya da gösterin o etleri. Görsün. Evet Burcu Hanım. Kıpkırmızı duruyor pişmemiş et. Evet. Aynen. Bak şöyle söyleyeceğim. Bu bonfile et. Keserken zorlandınız mı? Evet ben zorlandım canım. Siz zorlandınız. Biraz sertlik var evet. Var. Keserken zorlanılmıyorsa eğer bonfile et zaten içi öyle olabilir. Hani çok sizin istediğiniz kıvama içinin de kararması gereken kıvama gelinceye kadar üstü zaten gider. Ama annenizinki pişmiş bak. Bizimki gibi değil. Aynen sana mı denk geldi? İşte ben de diyorum herhalde geliniz size özel... Yok kimse özel şey bir şey yapmadım. Hepiniz benim misafirimsiniz. Hepiniz özel ederim yaptım. Tabii kızım. Afiyet. Maviş gözlüm. Evet buyurun söyleyin yemekle ilgili çünkü pilavı bu önemli. Pilavı güzel olmuş benim hoşuma gitti. Pilavı beğendin. Evet. Et nasıl? Et pişmemiş bence. Pişmemiş. Ya İçi çok dediğim çiğ gibi. Biraz da sertlik var yani çiğnerken sertlik var ama şeyin patates püren biraz tuzlu olmuş ama güzel. Sosun da güzel üstünde. Afiyet olsun. Bir tek etini beğenemedim ana yemeği. Ama et en önemli şey bu tabaktaki ana yemek çünkü. Tam bir fiyaskoydu çünkü gerçekten pişmemişti. Ve zor kesilip aynı zamanda çiğ tadı vardı. Evet et gerçekten pişmemiş, sosu tuzlu olmuş, kayınvalideniz yazıyormuş beynine. Peki, ama ister nereye yazarsa yazsın gerçekten olmamış. Aslında ete daha önem vermen lazımdı evet, biliyor musun? Ana yemek. Ama zaten olması buna gerektiği kadar yaptım. Hep yaptığım bir şey. Hani mühürlemesini yaptım. Evet. Daha sonra kalması gereken süreyi yaptım. Hani evet, zaten sürem vardı. Evet. Ve hani sonuna kadar değerlendirdim. Evet. Anlıyorum. Hani bilmiyorum. Demek ki etinden o biraz zaman, da eti yeme şekline var göre de değişiyor. Herkesin farklı olabiliyor. O biraz tabii tercihe bağlı. Evet. Ama çok kıpkırmızı duruyor içi. Çiğ duruyor kızım. Gerçekten bir fiyaskoydu. İlk ben kestim. Baktım ki pembe acaba yanılıyor olabilir miyim diye düşündüm. Ortadan kestim. Olduğu gibi çiğ duruyordu. Hiç pişmemişti. Kıpkırmızı etti. Neredeyse kan çıkıyordu içerisinden. Yiyemedim. Güzel değildi yani. Emeğine peki sağlık. Patates püresi nasıl? Pilav patates nasıl? Patates püresi soğuk geldi bana. Bir de tamamen ezilmemiş. Evet, pütürlü. Pütürlü ya, içi. Şöyle bayağı zaten hani ezdim onları.
Her malzeme koyduğumda da ayrı ayrı ezdim. Hani soğuk olmasının sebebi de patates püresi bir daha ısıtılmadığı için. Hmm. Hani normalde o kadar sıcak olması lazım, yumuşak olması için. Bir de pütürlü. Ama hani zaten pilavın iyi. Yapıyorum, öbür yemeğe geçiyorum. O süreçte tabii ki de ister istemez yemekten soğuyabiliyor. En sona bırakman gerekiyor patates püresi. Tercih ettiğiniz. Yok, patates püresi zaten en sonlardandı. Salatan da iyi. Domatesleri biraz öldürmüş yeşilliği ama. Yok, daha şimdi domatesleri. Gelirken üzerine koy. Ha bak. Şimdi gelirken bakalım. Koydum. Sünmüş mü salata? Sünmüş bak. Hepsi değil. Kıvırcığı sünmemiş. Ama bak, şimdi ölmüş resmen. Zaten, hani, zaten siz de göreceksiniz. Roka üzerine zaten şimdi ölüyor. Gelirken koydum. Hmm. Domateslerimi bak, suyunu falan vermesin duruyor. Diye. Geri kalanlar evet. Ölmüş. Ya da çok mu doğrarken. Sosunu beğendiniz mi? Sosunu beğendim. Aferin. Biraz yağlı olmuş ama Burcu'ya özel sos salatan. Yağı yoğun. Ben yağı kullanmayı çok seviyorum herhalde. Sen yağı seviyorsun. İşte belli oluyor. Yani ben limonu yok. İçinde çok pilata yağlı. Limon az biraz az. Evet. Balzamik sirke de olduğu için limonu çok yoğun koyamıyorsun. Ama ben balzamik tadı alamadım. Ben de almadım. Koydum var. Sen balzamik tadı aldın mı Güneş Hanım? Hani balzamik tadı ağır aldım. Bir şey olduğu olmuş. Için. Ben beğendim. Az koyulanmış. Salatayı beğendim. Peki pilavla püreyi nasıl buldun İlgin Hanım? Güzel. Pilavı güzel başlandı. Salata? Çok güzel. Salatası da güzeldi. Patates püresi. İçi böyle şey pıltı pıltıydı, güzel ezilmemişti, soğuktu, tadı da yoktu, beğenmedim. Burcu'nun özel soslu salatası vardı ana yemeğin yanında. Kesinlikle yani özel soslu salata diye bir şey değildi. Özel sos dediği sanırım bol yağıydı. Patates püresi de çok tuzluydu, pütür pütürdü. Olmayınca kuru kuru pilavla patates püresini yiyecek halimiz yok. Salatası çok özel bir sos dedi ama hiçbir şey yok, hiçbir tat alamadım. Bildiğim limon, zeytin ve artı şeylerin dediği gibi, yarışmacıların dediği gibi pörsümüştü, bekletilmişti yani. Zaten Güneş Hanım dedi ki, pilavın içinde badem niye yok bir tek üstünde evet. Dedi. Onu aslında servis ederken de söyledim. Şöyle hani bademli pilav yemeyen çok kişi var. Bana sorsanız ben de yemiyorum. Ama sen hani yap o yüzden da canım üzerine, benim. Hani hem zaten pilavım sunum olduğu için üzerine koydum, isteyen için yerken katabilirim. Hayır, neden yemesin ki? Sen mesela öyleyse bademli pilavsa öyle ama, yapacaksın. Bu bize kalmış bir şey. Biz ama bu da bademli pilav zaten hani kalmış. Badem yok değil ki. Göçüğünün içinde bademi de var. Yerken zaten dağılıp içine hani ağzınıza içine girip gelebiliyor. Bence içinde de olması lazımdı yani. Sizin siz katılıyor musunuz içinde olması? Ben de içinde olmasına katılıyorum. Nilgün evet. Hanım? Ben olması gerekirdi. Güzel olmuş sunumunla birlikte. Teşekkür yani bademli, bademimle de yeterli. İçinde de olsa dışında da olsa sonuçta badem. Ya şimdi hayır bademli pilav diye söylemiş ya. İçinde. Hani içinde olması. Ama ben evet, şunu tercih içinde. Ederdim. Sade bir pilav yapsaydınız bu yorumlara gerek kalmaz. Ama işte ben de sade yorum yapınca neden sade yapıldı? Yani ben pirinç pilavı hiç yapılmasa daha bile iyi olur da. Aynen. Ama etin yanında da tek gidebilen pilav. Etin yanında diyorsun. Aslında püre yeterli. Ellerine sağlık. Afiyet. Tadı güzel ama. Kadriye Hanım da dinledi. Ben beğenemedim. Gerçekten çok üzgünüm. Ana yemeğinizde eti pişmemiş, sosu tuzlu. Benim gelinim de yapamazsa kayınvalideniz eleştirsin. Ben haksızlığa asla gelemiyorum. Pilavını da beğenemedim. Çok yağlı ve lapa da değil, yapışık yapışık. Yapışık yapışık. Sevmedim. Birincinden yapışık yapışık. Siz de canım. Pireyi hiç sevmedim. Çok pütürlü ve bak, soğuk. İki sefer, üç sefer kamera çekmiştir. Böyle yaptım acaba yanılıyor muyum diye yapışmış evet. Yani. Çok yapışık ve salata da yani ekşi tadı alamadım. Sırf yağlı gerçekten. Çok üzgünüm benim. Ama yani hani şöyle sırf yağlı diyorsunuz, her şey yağlı dediniz. Şimdi zaten hepsinin içine yağ ama giriyor. Ya da bol yağ var gerçekten. Ama o kadar yağ kullanmadım. Evet. Bilmiyorum bayağı pilavı bayağı. Kadar yağlı bayağı yağlı bana geldi. Bana gelmedi. Bilmiyorum bana bayağı yağlı geldi. Hani normal her zaman yaptığım pirinç pilavının aynısını. Demek ki artık bana şey pilava karşı şey geldi artık bana onun için mi bana yağlı geldi bilmiyorum ama yağlı. Pilav konusunda düşüncelerimiz aynı Güneş Hanım'la. Pirinç pilavı deyince bana fenalık ile evde evet. Kalkıp sayıyorum diyor gelince. Evet ben sayıyorum. Evet. Tatlım şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi evet doğru söylüyorsun normalde çok da hani öyle aman aman. Pişmeyen bir ettir. Hani birazcık da olsa hafif bir şeyi kalır. Evet. Hı hı. Ama mesela kayınvalide, aa bitirmiş bak. Bitirmiş. Onun eti tam sağlık. Olması çok gerektiği kadar olmuş. Pişmişti. Pişme kıvamı tam yerindeydi. Yani hafif kahverengileşmiş, o pembelik gitmiş. Fakat şimdi bir yarışma programı televizyonda bir şey yapıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz ve bu görüntü ve tabii
ki kayınvalidelerin de tepkilerinin buna karşı biraz olumsuz olacağını hesap etmeliydin. Kadriyanım da daha çok gözüküyor. Evet. Kadriyanım bayağı gözüküyor, evet. Tamam. Bu ideal pişme oranı bu değil yani bence. Bak kayınvalideninki idealdi. Evet. Daha bitirmeseydi ben gösterecektim ama belki görmüştür. Ama çok seyirciler. Lezzetli. Hatta o bence altta kaldığı için öyle pişmiş o. Ya da. Yok, evet. Ya sen korktun. Oldu. Ya korktun birazcık şey olacak, yanacak dışı üstleri... diye. Hani... Ya da biraz daha mı dövdürseydin, birazcık daha mı ince olsa daha mı çabuk pişerdi acaba diye olabilir düşünüyorum. De. Ama evet biraz çiğ kalmış. Pilavın az buçuk fazla pişmiş, birazcık pişmiş, biraz kaçmış. Lapalığa doğru yol alırken çevirmişsin ama yapıştı. Ben de ama evet üstüne süs güzel. Fakat içinde de biraz istedik bademli pilav olunca. Badem süslü pilav, pirinç pilavı başka bir şey. Evet. Ama bademli pilav başka bir şey. Değil mi? Yani içine de birazcık daha bir iki tane geleydi iyi olurdu ama. Değil mi? Değil mi? Onun dışında ben sosunu beğendim. Mantar sosun güzel. Yani mantar bana sosu tuzlu gelmedi. Yok, patates püren de güzel. Yok tadı güzel. Ben tadına bir şey demiyorum. Tatları güzel. Ama işte et sadece pişmedi. Sosun çok güzel olmuştu kızım. Elin sağlık. Güzel olmuş. Evet eline şimdi sağlık. Fenomen haftası dedik. Fenomenler unutulmayanlar dedik. Şimdi benim de tabii ki ve de sizlerin de daha tecrübeli olduğu için yarışmacılara karşı. Evet. Yorumlarınız daha isabetli ve daha objektif olmalı. Ben de dahil buna. Evet. Çünkü en iyiler yarışıyor. Evet. Daha evvel birincilikleri olan yarışmacılar yarışıyor. Dolayısıyla ben de birazcık daha tabii ki bir tık daha üstünü bekliyorum performanslarını yemeklerde açıkçası. Tabii, tabii. Bu eti böyle getirmemesi gerekiyordu. Bence evet. Orada bir ben hata dedim, var. Ben dedim baştan da dedim biz bomba bak, gibi. Bak kayranatına ne güzel getirdi. Keşke seninki tam olması gerektiği keşke kadar. Keşke o tabağı ben alsaydım. Bilseydim değiştirdik. Ama vallahi biraz pembe kalmış tabii. Ama yemeğim çiğ, etim çiğ kalmış. Bir kaynanama götürdüğümün için pişmiş, o da kaynanama gitti yani şaka gibi. Gerçekten yani aslında gerçekten hani şöyle bıçakla kestiğimiz zaman çok rahat kesiliyorsa bu çiğ bir et değildir gördüğünüz gibi. Ama şu kırmızılıktan dolayı çiğ dediler. Ama bir et böyle kesiliyorsa eğer şöyle hemen çiğ değildir zaten pişmiş yani. Pilavımın da içinde niye badem yok dediler. Bademli pilav dedin. Ya içine koysan ayrı zaten koymasın ayrı. Ben zaten bademli pilav dediğim için pilavımı bilerek çukurlu şeyde servis ettim ve bademini yerleştirdim. Zaten yerken bademler düşüyor. Yiyebilirsiniz yani. Hani gerçekten bilmiyorum ya. Çok yorulduğuma mı yanayım? Ellerimin yandığına mı yanayım? Kayınvalidelerin bu yorumlarına mı yanayım? Yani insanın modunu düşürüyorlar gerçekten. Neyse ben bir servislerimi alayım. Şöyle haksız yorum yapıyoruz deme bak. Şu bak görüyor musun? Kıpkırmızı duruyor çünkü. Hani gör ki gözüne haksız yorum yapıyorlar deme. Hani demesinler ki bak kaynanalar kızın yaptığı şeye şey yapmasına ben, diye bakayım. Şimdi çok özür dilerim. Yani kan akmıyordu evet ama yani pişmemişti olmamıştı. Mantar sos çok tuzluydu. Pilav hiç beğenmedim. Çok yağlıydı ve ben margarinle ve sıvı yağla yapılan pilavlara, makarnalara çok karşıyım. Hepsi eti kenarlarından kestiler. Bir de ortadan kestim diyor. Bu etin neresi orta? Ben şimdi ortadan kestim size gösterdim. Allah aşkına pişmemiş bir et mi ya? Gerçekten bana bunu söyleyin ya. Pişmemiş bir et bu mu? Bonfile bu ya. Sen bonfileden ne anlıyorsun ya? Sinirleniyorum artık. Hiçbir şey yapasım yok şu anda bunlara. Tatlıya da 5000 tane kut bulurlar şimdi onlar. Şaka gibi yani. Patates püremi beğendiler. Yani onu da beğenmeselerdi zaten. Hani Zuhal'ın bazen şaşırdığında böyle bir şeyler onu düşüp bayılıyor ya. Ben de düşüp bayılacağım. Patates püresini de yapamıyorsam yani. Bir tatlı huzur tatlısı geliyor şarkı şimdi. Şarkı gibi inşallah. Şarkı gibi bana da aynı şekilde çağrışım yaptı. Bakalım huzur buluruz inşallah. Suyalarım. Huzur buluruz huzurlu huzurlu eve gidelim. İnşallah inşallah. Gerçekten huzura ihtiyacımız var. İsmini onun için mi koyduk ki? Ya ne huzur bulsunlar da eve gitsin. Huzurlu huzurlu. Güzel güzel huzurlu. Vallahi gerçekten. Huzurlu inşallah gidersiniz. Gerçekten eve. Güzel uyum sağlamışsınız. Huzurlu tatlı. Frambuaz ve vişne var içinde. Ben gönlüm dondurulmuş olarak çıkardım ben oradayken. Muhallebisini çıktı. Bakalım nasıl bir şey tabii ben de bilmiyorum. Kendi tarifi herhalde. Sorarız İnşallah gelince. Huzur buluruz Zeyal Hanım. İnşallah. Bu tatlı yiyince huzur bulacaklar. Bulmazlarsa ben bulduracağım. Ben de huzur bırakmadılar. Bari onlar huzurlu olsunlar. Ne yapayım? Gerçekten ya şaka gibiler. Şaka gibiler. 2, 4, 6. 2, 4. Saymayı unuttum. Bir tatlı huzur şarkısını biliyorum. İnşallah şarkı yedi kendine güzeldir. Şarkısını hepimiz de biliyoruz. Şu anda hissettiğim gerçekten ilk günden düşük puanları verecekler gibi.
İnşallah öyle bir şey yapmazlar. Sonra pişman olacaklar çünkü. Evet, yani siz mi ismini öyle koydunuz, var mı öyle isimde? Vallahi huzurlu bir tatlı yapmış. Huzur. Nerede merak ediyorlar menşeini. Bir tatlı huzur. Aa, sunum çok güzel. Bulmaya geldi. Benim tatlım. Ha, senin tatlın. Evet. Mi? Adını ben mi böyle karışık böyle yapıyorum eşimle falan. Sen var ya. Adını da öyle koydum. Sen diyorsun öyle değil de bu kaynanalarım huzurlusun. Hepimizin huzuru bol olsun. Salatalar gitmeden tatlılar evet, geldi. Boş gitmeseydin alsaydın keşke salataları. Geliyorum ha. Hemen. Ha. Masada daha güzel, yeşillik olunca güzel duruyor. Sunumu güzel. Sunumu güzel görünüyor. Gerçekten evet. Güzel görünüyor. Söyle olsun. Huzur verici görünümü var. Gerçekten. Gerçekten. Salataları niye kaldı kızım? Bunlar da... Alıyorum şimdi. Şöyle sizinkini de alabilirsem eğer. Tamam. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Serviste zaten çok aksamalar oldu. İlk etapta başladı aksaklıklar. Tek tek geldi, tek tek gitti. Gerçekten şaşırdım. Basit yani. Tabii. Tabii basit. Beş dakika yani. Değil, bir dakikada yapıyorum. Yok öyle olmuyor. Bir dakika mı? Evet, ne öyle olmuyor. Hazır değil. Hazır dakikada da olmaz da. Hazır bir dakika diyor. Hazır değil. Hepsinin bir dakikada da olacak değil. Hayır. O kadar da şey yapmayın. Hani, bak kaç kat kusacağız ya. Çok evet. Tatlı değil. Üç kat. Doldurması bile. Şekeri falan önemli. Şekeri çok tatlı değil. Şekeri evet. Falan önemli bunda. Zaten tamam. Hani bayacak bir şeker olmaması gerekiyor. Hafif. Hı. Yemekten yani. Sonra. İddialı bir gelin olduğun için basit geldi bana. Ya ben gene çünkü iddialı arkasındayım. Gelinsin. Ben kendi sunumlarıma da güveniyorum. Yemeğime de güveniyorum. Sunumun güzel. Tatlımı da hani dediğim gibi aile içi yaptığım için sizlere de yapmak istedim. O sebepten. Kendi eline bulduğum sağlık. İçin. Afiyet olsun. Basit yönde değil. Evet biliyorum tamam basit yönde şey diyorsunuz ya mesela şey zahmet verdim ama tatlı olarak yani bak mesela biz şimdi şeye geldik ya böyle daha lüks olması lazım tatlının. Ama şöyle şimdi ben gördüğüm mesela. Zaman hepinizi izledim. Yok hayır sizi böyle. Zaten sürekli izliyorum Zoya. Şey daha ağır tatlılar. Yani ben mesela. Şimdi burada baklava da açsaydım kendi elimle. Evet. Gene olmayacaktı. Ama işte. O yüzden ben kendi sevdiğim, bildiğim ve sizlere sunmak istediğim tatlımı yaptım. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker. Güzel olmuş, teşekkür. Beğendin mi? Huzura ermedim ama beğendim. Alemsin sen çok yaşa ya. Ama huzura eremedim ne yapayım. Eremedin huzura tüh. Ama şey beğendim tadı. Ama tadı falan şekeri her şeysi yerim. Bayıldım bu yemeklerine. E sen tabii ki beğenirsin. Senin gelinin olduğu yok. İçin. O her şeyi beğenirsin. Dediniz ses çıkarmadım. Benim bedenim pişmiş. Ama buna ama bak, hiç kusur bulamadım. Sen gördün kıpkırmızı değil miydi? Yok şekeri güzel. İyi. Seninki çok tabii ki piştiği için sen öyle diyorsun. Seninki pişmiş. Sen pişmiş yedin bitti. Senin tuzun kuru diyor. Evet. Bak doğru söylüyorum. Ben size yeniden yapayım. Teşekkür ederim canım. Adriyan'ım. Güzel kızım. Yani, teşekkür ederim. Sunumu güzel. Kup tatlısı da güzel ama hani bir birinciye yakışır tatlı değil. Adriyan'ımın dediği gibi sunum çok güzel. Tadı nasıl? Tadı da güzel. Tadı da güzel. Ama dediği gibi hani best of'la yakışacak bir ağırlıkta değil. Bir değil diyorsunuz. Değil. Hmm. Anladım. Ama tadı güzel. Tadı güzel, evet. Tadı güzel. Afiyet olsun. Hafif, ellerine evet, sağlık. Hafif bir tatlı güzel olmuş. Ama huzur bulamadım sağlık. Yani. Huzur bulamamış bir tatlı huzurda. Olsun eşiniz veriyor yeteri kadar huzur. Tamam sağ olun teşekkür ederim. Çay. Evet peki fenomenler haftası dedik. İlk yarışmacımız Burcu performansını sergiledi, yemeklerini tattık. Şimdi fenomenler haftasında ilk açık oylama için hazırız efendim. Ben yemeklerime çok güveniyorum. Yemeklerim gerçekten güzel olduğuna inanıyorum. Eti de ortasından kesmedikleri için pişmemiş gibi geldi. Yani tatlıma basit dediler, işte birinciye yakışıyor mu dediler. Ya bugün ilk gün olduğu için ve artık sadece puanları bir kere kullanabilecekleri için 3'ü 4'ü düşük puan vermemeleri gerekiyor. Sonra kendi canları acıyabilir çünkü. Gerçekten benim için ana yemek çok önemliydi, pişmemişti. Ben sizi vicdanınızda bırakıyorum, gerçekten. Genel olarak verdim, kıyaslamak istemiyorum. Benden korkun yani. Ben bakmayın ben öyle şey yaptığıma. Şu beynin ortasına yaz. Evet, fenomenler haftasında ilk kez Burcu için oy kullanacaksınız, puan vereceksiniz. Herkes biliyor ne yapması gerektiğini değil mi hanımlar? Buyursun o zaman Burcu için. Lütfen yazınız. Ben de o esnada size menüyü hatırlatayım. Fenomenler haftasında ilk olarak mısırlı pırasa çorbası içtik Burcu'nun elinden. Sonrasında dana carpaccio, zeytinyağlı yer elması vardı ara yemek tabağında. Ana yemek olarak kremalı mantar soslu
bonfile, yanında bademli pirinç pilavı, patates püresi, mevsim salatası. En sonunda da bir tatlı huzur tatlısıyla huzuru bulduk. Ve şimdi de puanlara bakacağız. Bakalım puanları nasıl bulacak Burcu? İlk olarak da Kadriye Hanım'ın puanıyla başlıyoruz fenomenler haftasında. Buyurun Kadriye Hanım, açın ve lütfen sesli olarak telaffuz edin puanınızı. Puanım 4. Gerçekten benim için ana yemek çok önemliydi, pişmemişti. Söyle, sadece eti pişmemişliğinden demurdunuz, söylediniz. Pilavım da beğenimiydi. Yani sonuçta onun sosu vardı, mantar sos yaptım. Kırmızı hani sosu da tuzlu buldu. Tat evet. Olarak hiç şey yapmadınız, sadece pişmemişliğini. Hani dörtlük bir masa size değil. Kurmadım. 6 puan kırdınız. Hani şu anda en noktadan var. Çok kırmızı. Anneciğim pardon. Asla adaletsizlik yapmıyorum. Yazdım sizi ben. Anneciğim bir saniye. Yazın. Kimseye yazmana gerek yok. Görüşürüz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu masada 4'ü kullandınız. Birden fazla verdim. Ve bir daha kullanamayacaksınız. Evet. Sadece en düşük puanınız 3 kaldı. Ben sizi vicdanınızda bırakıyorum gerçekten. Hani benden daha kötü olabilecek bir masa, eksiği olabilecek bir masaya nasıl puan vereceksiniz? 6 mı vereceksiniz ben bilmiyorum. Şimdi ara sıcakta da yer elması pişmemişti gerçekten ve çok yağlı. Yani... Onu da beğenemedim. Bir hazır filetoyu beğendim. Çok kırmışsınız 6 puan. Bir de tatlıydı. Evet, bir de tatlıydı. 6 puan gerçekten. Olur mu? Hani eksiğim yoktu, masam tamdı, sunumlarım şık vardı. Şık bir masa. Sizin için çok özen hazırlandım. Dört. Yemeklerimde de aynı iddiamı dört. Hala koruyorum. Üzme sen 4 değildi. Yani gerçekten. Evet bakalım Nurten Hanım'dan kaç puan gelecek ama ilk puan fenomenler haftasında düşük oldu gerçekten de. Bayağı düşük oldu. Dörtlük bir masa değildi, şaşkınız. Buyurun Nurten Hanım, siz de söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım gelin hanıma 5. 5. Kapatabilirsiniz. Neden 5? Ne için 5? Ara sıcağınızda... Anneciğim dinliyorum lütfen. Ara sıcağınızda birisini beğendim. Yine güzel. Çorbanızı beğendim. Tatlınızı beğendim. Ana yemekte de pilavı beğendim. Bunun için de 5 var. 5. Masamıza? Masanızı da beğendim, verdim ben 5 bir. Yani gerçekten... Şimdi ana yemeğin olmuş olsaydı, pişmiş olsaydı 5 vermezdim. Kaç verirdiniz? Yani en aşağı 6 verirdim. Yani. 6. Gerçekten. Evet. Yani ana yemeğin gerçekten. Değeri 1 mi? 1 puan ana yemeğin değeri. Yani toplamına yani, gelince yani. Hani baktığınız zaman gerçekten şey konuşmuyoruz. Hani birbirini tamamlayan konuşmalar yapmıyoruz hiçbir şekilde. Bir diyorsunuz nasıl ki ana yemeğin olmadığı için 5 verdim. Bir diyorsunuz ki ana yemeğin tamam ama ana yemeğin olmadığı için 1 puan fazla verirdim. Hepsini toparladığım zaman yani 6 verirdim yani. 10 mu vermem değil, gerekiyordu? 8-9 vermeniz gerekiyordu. Evet. Baktığınız 8-9 zaman. Daha önüme daha masalar çıkacak ilk günüz şimdi. İşte ilk gün olduğu ana için ana yemeği olmuş olan geldiğinde şimdi ben tamam. Nasıl verebilirim ki ona düşük puanı? Tabii. Veremem yani. Tamam. Bakalım İnşallah Nurten Hanım. İnşallah öyle denk gelir size. Bakalım Nilgün Hanım kaç puan vermiş? Buyurun Nilgün Hanım, siz de paylaşım izinde verdiğiniz puanı. 4. Ama. Siz de mi 4? Siz en beğenenlerdensiniz. Kapatabilir, siz daha çok beğendiniz. Siz de beğenmeyeniz. Ara sıcağı hani zaten baştan söylemiştim. Bunlar bu yemeği yemedikleri hayır anneciğim yani hiç beklemiyordum. Aynen. Ben genel gerçekten... olarak verdim. Şimdi kıyaslama yapmak istemiyorum. Sürekli beğendim. Şu şöyle bu böyle diye. Yemedikleri için de bilmedikleri için. Evet yemedi yani bilmediğiniz için. Ama tatlı sonuçta. Yani. Şimdi bunu yiyen adam lezzetini biliyor. Lezzetlidir diyor. Aynen öyle. Ama evet, siz yemediğiniz için evet, lezzetsiz size geldi ama puandan kırıyorsunuz. Neye verdin Nilgün abla bu puanı? Genel olarak verdim. Kıyaslamak istemiyorum. Genel yani şu olarak. Şu şöyle bu böyle demiyorum. Ha. Bu masa 4 lütfü diyorsun. 4'ü layık gördünüz. Aynen. Şu beynin ortasına yazdı. Yazdım. Sizi kalbine yazdı Güneş Hanım öyle demiyor. Yazdı ama. Puanınızı gördükten sonra değişir mi bilmem. Evet Güneş ablayı kalbine yazdı ama bakalım Güneş Hanım kaç puan yazdı? Ben böyle de kalbine yer alıyorum ama puan da yer alamıyorum. Maalesef. Neden? Ne için? Ben öyleyim işte. O zaman yemeklere puan vermiyorsunuz. Dur çok merak ettim. Dur bir tane bizi neye hazırlıyor? Dur söyleme bir şey. Ben öyleyim de. Kalbine yazdı ama. Kendi kendini iyi gösteriyor. Dur bakalım Güneş Hanım'da kaç puan var? Yemekten sonra Allah. Güneş Hanım'da kaç puan var merak ediyoruz şu an. Benden korkun yani. Ben bakmayın ben eleci yaptım ha. Bak! Benden korkun öyle tatlı tatlı konuştuğuma bakmayın diyor. A
Aç bakalım Güneş Hanımcığım, görelim puanını. Çok vallahi merak. Açayım istemeyerek de olsa, ne yapayım? Korka korka açıyorum. Korka korka açıyorsun. Kaç? Beş. İstemeyerek mi verdiniz? Yok, hayır, isteyerek verdim kapat, de. Kapat kapat. Yani korktum, oh. Siz öyle deyince alnıma yazacağım falan deyince şimdi ben korktum. Acaba kaldırsam mı kaldırmasam mı? Toparlayalım, evet, maalesef dörtler az oldu. Puanlar böyle, eline emeğine sağlık sevgili Güneş. Şimdi ben sana puan vereceğim. Yarın Güneş Hanımlar'da buluşmak üzere hanımlar, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili Burcu. Evet, etinde sorun vardı ama diğer yemeklerin gayet lezzetliydi. Benim sana puanım fenomen haftasında 7. Yarın Güneş Hanımlar'da buluşmak üzere. İyi akşamlar.